Herkese iyi akşamlar. Sayın hocalarım, sevgili dostlarım, çok değerli katılımcılar, bir profesyonel ses derneği Perşembe seminerinde daha birlikteyiz. Bugün Perşembe seminerlerinin 18.sini yapıyoruz ve benim için çok kıymetli bir konuşmacı, çok sevdiğim bir arkadaşım, çok saygıdeğer bir hocamız. Bugün konuşacağımız konu hakkında da ülkemizde belki en çok emeği olan insanlardan birisi olan çok sevgili Profesör Doktor Kayhan Öztürk'ü bugün konuk ediyoruz. Kayhan hocamız aynı zamanda bugün toplantısını gerçekleştirdiğimiz Profesyonel Ses Derneği'nin kardeş derneği Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği'nin de başkanı. Bizim her fırsatta ben bunu söylüyorum. Çok keyifli, çok şanslı bir jenerasyon olduğumuzu düşünüyorum. Çok uzun yıllardır bir yandan dostumuz, kardeşimiz olan arkadaşlarımız da üzerimizdeki çatının adı ne olursa olsun böyle keyifle, hevesle bir araya geliyoruz. Bu iki dernek de bu bahsettiğimiz çatılardan sadece ikisi. Yine sevgili Kayhan hocamız şu anda hepimizin çok emeği olan Laringoloji Foniatri Okulu'nu da bir yandan yönetiyor. Oranın da başkanlığını yapıyor. Ben önce sevgili Kayhan'a, Sayın Kayhan hocama bu kıymetli zamanı bize ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisi size uzun bir şey hazırladı, sunum hazırladı. En az 1,5 saat sizinle birlikte olmayı planlıyoruz. Kayhan Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önce nasılsınız diyeyim. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten bir arada çalıştığım dostlarımdan, diyeyim, arkadaşlarımdan birisi Halil Hocam. En sevdiklerim başında yer alıyor. Gerçekten laringoloji ve foniatri alanında çok büyük emekleri var Halil Hocam'ın da. Bu Profesyonel Ses Derneği'nin 22. yılı olmuş. Ben de bir ara bir yönetim kurulunda da bulunmuştum derneğin. Zaten bir avuç kişiyiz bu dernek için çalışan. Çok uzun süre olmuş ve biz de fotoğraflarımıza bakarken az önce de Haldun'la aynı şeyi konuştuk. Bayağı yaşlanıyor muyuz? Jenerasyonun sonuna mı geliyoruz diye düşünüyorum ama tecrübemizin arttığını düşünüyorum. Hepinizi öncelikle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu yıl 27-30 Nisan'da Antalya'da yapılacak olan Avrupa Foniatrisyenlerin toplantısına UEFE davet ediyorum. Orada hep birlikte bu konuların aslında hepsini başından sonuna gözden geçireceğiz. Ben sizi çok fazla sıkmayacağım. Biraz uzun bir topik, yani konu büyük. Her ucundan tutmaya çalıştım. Daha çok kendi tecrübelerimi, zorlandığım alanları, çözümlerimi sizle paylaşmak istiyorum bu alanda. Çünkü literatüre baktığınız zaman çok karmaşık bir bilgi var. Nelerin yapılabileceğini, nasıl çözüm bulabileceğimizi sizle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 1,5 saat sürecek. Umarım tamamlayabiliriz. Önemli konulardan bir tanesi salya kontrol bozuklukları, bununla ilgili neler yapılabilir? Çünkü çok muzdarip hasta grubu var, ortada kalan hasta grupları bunlar genellikle. Nasıl tedavi edeceğiz, nasıl yaklaşacağız, bunlarla ilgili tecrübelerimden paylaşacağım. Literatürü gözden geçirerek tabii ki. Sık görülen vaka örneklerinden, kriko-faringel disfonksiyonlardan, üst-ezofagus sfinkter hastalıklarından bahsedeceğiz. Ne yazık ki herhangi bir firmayla ticari bağlantım yok. Bunu da her zaman paylaşmak istiyorum. Paylaşacağım şeyler sadece kullandığımız enstrümanları paylaşacağız. Tecrübelerimizi paylaşacağız. Ne yazık ki herhangi bir firmayla bir ticari bağlantım yok. Salya kontrol bozukluğu dediğimiz olay aslında drooling. Drooling diye bahsediyoruz ama bu iki türlü oluyor. Tükürüğün ağız içerisinde kontrol edip dışarıya akmasını, kontrolsüz şekilde akmasına biz drooling diyoruz. Hipersalivasyon bundan bir tık daha farklı bir şey. Fizyolojik olabiliyor. Bu patolojik nedenlerle tükürük üretiminin artması olarak isimlendiriliyor. Pityalizm ya da sivri olarak isimlendirilebilir. Çocuklarda 2 yaşına kadar droolingin olması normal kabul edilir. Aslında 18 ay bu. Ama 2 yaşına kadar normal kabul edilir. Bu dönemde akabilir. Diş çıkması esnasında, hastalıklar esnasında olabilir. Günlük tükürük üretimi 1-1,5 litre. Ve bunun çoğunluğunda aslında submandibüler bez yapıyor. O yüzden tedavilerimizin büyük bir bölümünü submandibüler beze doğru şekillendirebilirsek çok daha fazla sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Tabii
Duolingo olmasının nedenleri var. Bir, dudakların tam olarak kapanamaması, oromotor disfonksiyon, entelektüel yetersizlik, oral sensitivite bozukluğu ya da yutma bozukluğunun bir sonucu olarak karşımıza çıkabiliyor. Tükürük aşırı şekilde artabiliyor. Kullandığı ilaçlar bunu neden olabilir. Yine hastalardaki, bu hastaların büyük çoğunluğu nörolojik hasta grubu oluşturan CP'li çocuklar ya da erişkin serebral hemoraji ya da enfarkt geçirmiş olan hasta grupları bu hastaların çoğunluğu. Bu alanda kullanılan ilacı olan hastalar söz konusu olabiliyor. Pek çok, en çok gördüğümüz nörolojik hastalık grupları yine sistemik hastalıklar ya da ağız içerisindeki sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklara bağlı ortaya çıkabilir. En çok sorunlar, hastaların şikayetleri, ciltte soyulma, enfeksiyon eğilim, aspirasyon, halitozis, kıyafette sürekli ıslanma, ciltte egzama benzeri lezyonların ortaya çıkması. Sürekli kıyafet değiştirme ihtiyacı oluyorlar, havlu ya da önlük kullanıyorlar. Sosyal bir izolasyon, hastalar ve özellikle yakınları bundan çok muzdaripler. Dediğim gibi ortada kalan hasta grubu bunlar. Hastalar oldukça şikayetçi. Zaten bunlar bize kendileri başvuruyorlar. Yani yardım edilebilecek herhangi bir fayda sağlayabilir miyiz diye geliyorlar. Eğer duruling çok fazla ise akciğer enfeksiyonu ya da dehidratasyona yol açabiliyor. Manipülasyon ve elektrik balanslarına neden olabiliyor. Tedavisine baktığınız zaman hastaların öncelikle postürün düzeltilmesi öneriliyor. Yani önce hep terapi tarafındayız biliyorsunuz. Önce terapi uyguluyoruz. En önemli yapılacak olan işte postürün düzenlenmesi. İşte hastanın başının dik hale getirilmesi. Oral sağlığın mutlaka koruması, ağız açık durduğu için bu hastalar genelde sık enfeksiyon geçiriyorlar. Oral motor terapi egzersizleri, yine yutma terapistleri tarafından düzenlenen çiğneme eğitimleri, orofasyal regülasyon eğitimleri, oral dental aparaylar var. Damağa yerleştiriliyor bunlar. Damak içerisinde dili devamlı uyararak hastanın yutmasını tetikleyebiliyor. Yutmasını kullanıyor. Yine yiyeceklerin değiştirilmesi, davranış eğitimleri, biyofeedback hastanın işte öğretilmesi, yutmasının tetiklenmesi. Bence en çok çalışan kinezyoterapi. Submental bölgeye yapıştırılan bu fizik tedavicilerin kullandığı, fizyoterapistlerin kullandığı bantlar hastanın farkındalığını arttırıyor. Yani faydalı çalışabilecek bir tedavi yöntemlerine bir tanesi öneriyorum ben hastalara. Yine dediğim gibi yutma ve konuşma terapileri kullanıyor. Farmakoterapide aslında çok bir ajanımız yok. Antikolinerjik ajanlar bunlar da kullanılıyor. Parasempatolitik ajanlar kullanılabiliyor. Ancak bunların da yan etkileri fazla. Hastalarda sekresyonların koyulaşması hastada sorun oluşturabiliyor ya da uyku hali oluşturabiliyor. Çok da etkilidir ve devamlı kullanması gerekiyor. Günümüzde en uygun tedavi yöntemi, en çok kullanılan tedavi yöntemi botulinum toksin enjeksiyonları. Botulinum toksin oldukça etkili ama tekrarlamamız gerekiyor. Her 4 ayda bir ya da 6 ayda bir enjeksiyon tekrarlanması gerekiyor. Belli bir enjeksiyonun sonunda tükürük bezlerinde bir miktar atrofi oluyor. Tükürük bezi azalıyor. Ben genellikle 2 ya da 3 enjeksiyon üstü öneriyorum hastalara. Ancak bundan fayda görmüyorsa hastalar, o zaman cerrahi tedavi hastaları alıyorum. En büyük sorunlardan bir tanesi botulinum toksini kulak burun boğazcı yazdığı zaman hiçbir şekilde ödeyemez. Ancak nörolog, işte oftalmolog ya da ortopedist olması lazım. Ya da fizik tedavici olması gerekiyor bunların kullanımı için. Eğer hasta bize nörolojiden geldiyse tabii ki onlar bu raporu çıkartabiliyorlar, uygulanabiliyor ama diğer durumlarda bu hastanın kendi imkanlarıyla bu ilacı sağlaması gerekiyor. Bir de kulak burun boğazı uygularken de herhangi birinde bir karşılığı yok. Herhangi bir şekilde bize şarj edilmiyor, yani ödemesi yok kulak burun boğaza karşı. Bu bence en büyük etkinlerden bir tanesi. Cerrahi olarak yapılanlar tükürük bezine yönelik işlemler, tükürük bezinin çıkarılması ya da kanal tedavileri yapılabilen işlemler. Yine fotokoagülasyon literatürde var, kullanılmış ancak ben herhangi bir kullanımını görmedim bununla ilgili. Akupunktur çok kullanılan bir tedavi yöntemi değil. Eskiden radyoterapi kullanılıyordu bununla ilgili olarak, ancak ciddi yan etkilerinin olması ağız kuruluğunu iyi şekilde kurutuyor, ancak sonrasında ortaya çıkabilecek kanserizasyon riski nedeniyle günümüzde kullanımı terk edilmiş vaziyette. Nörektomiler yine kullanılabilen tedavi yöntemler içerisinde. Botulinum toksin enjeksiyonları kolay uygulanabilen ve etkili tedavi yöntemleri.
Ancak literatüre baktığınız zaman dozla ilgili olarak herhangi bir konsensüs yok. Çok ciddi bir doz rancı var hastalarda. Riskleri oldukça az. Özellikle bu tükürük ve parotis ve submandibüler bezleri uyguluyoruz botulinum toksin enjeksiyonlarını. Bunlar lokal olarak uygulandığı için sistemik olarak yayılım riskleri de çok az. Çünkü tükürük bezlerinin kanlamaları oldukça az. Direkt damar içine verilmediği zaman sistemik bir botulismus hastalığı gibi riskleri oldukça az. O yüzden saydığımız altta görülen riskleri oldukça az. Bence söylenmesi gereken en önemli şey submandibüler bez içerisinde yapılırken submandibüler bezden kaçan botulinum toksin enjeksiyonu digastrik kası etkileyerek omohyoid kası etkileyerek hastanın apnelerine ya da horlamalarını arttırabilir erken dönemde. Özellikle bu konuda hastayı uyarmak gerekiyor. Bunu da geçici olacağını, bir hafta 10 günden sonra ortaya çıkacağı, bir hafta sonra ortaya çıkacağını ve sonrasında da genellikle bir ay içerisinde sona ereceğini hastaya söylemek gerekiyor. Bence en önemli problemi bunun migrasyonu. Botulinum toksin enjeksiyonları parotis için ya da submandibüler bez için uygulamaları esnasında bu şekilde ultrason eşliğinde yapılabilir. Direkt bez içerisine girdiğimizi gördüğümüz zaman botulinum toksinini veriyoruz. Ben yaklaşık 4 enjeksiyonla yapıyorum. En majörde parotisin kuyruğunu olacak şekilde. Çünkü parotis bezin en büyük, glandın en büyük yapısı o bölge içerisinde. Normal insülin iğnesini kullanmanız yeterli. Onu tamamen soktuğunuz zaman tamamen parotis içerisindesiniz. Fasiyel sinire herhangi bir zarar gelme şansı yok bu uygulama esnasında. Burada ultrason eşliğinde görüyorsunuz. Bence parotis için asla ultrasona gerek yok. Direkt yapılabilir bu yanda gördüğünüz gibi bu direkt uygulaması. Ancak submandibüler bezlere uygulama yapılırken eğer bezi palpe edebiliyorsanız ultrasona ihtiyaç yok. Ama bezi palpe edemiyorsanız parmağınızın arasında burada olduğu gibi alamıyorsanız eğer özellikle bu obez çocuklarda mutlaka submandibüler bez için ultrason eşliğinde yapılması öneririm. Ultrason eşliğinde bezin içerisine girdiğimizi görüp iki nokta içerisinden veriyorum. Botulinum toksini enjekte ediyoruz. Kullanım esnasında botulinum toksini kullanırken ben eğer çocuk 6 yaşın üstündeyse 100 ünitenin tamamını eğer 6 yaşının altındaysa 50 ünite olarak kullanıyorum. Genellikle dilve ederken 2 cc ile dilve ediyorum. 2 cc ile dilve edildikten sonra 2 noktadan 25'er ünite her iki submandibüler beze yine de 4 ya da 5 noktadan parotise enjeksiyonları gerçekleştirip işi bitiriyoruz. Ancak bu palpe edebiliyorsanız görüyorsunuz burada palpe ultrasona ihtiyacınız yok. Sadece bence obez çocuklarda palpe edemediğiniz böyle submental bölgenin çok şiş olduğu hastalarda eğer böyle bir durum söz konusuysa o zaman mutlaka ultrason eşliğinde yapılmasını öneririm. Diğer durumlarda sadece enjeksiyonu kendiniz yapabilirsiniz ofis şartlarında. Cerrahi tedaviler en etkili tedavi yöntemleri olarak geliyor. Eğer tedavi medikal tedaviye cevap veremiyorsanız ya da konservatif rehabilitasyona cevap veremiyorsanız ya da hasta artık botulinum toksin enjeksiyonu yaptırmak istemiyorsa ve bundan kurtulmak istiyorsa ben hastalara cerrahi tedavi öneriyorum. Özellikle hastalarda cildinde egzemasının olması bunun için birçok klasifikasyonlar var kullanılan. İşte şundan daha fazla olursa olsun, işte numarası, işte puanı işte 8'den fazla olursa gibi şikayetleri var ancak 8 skalaları var. Ancak hastanın şikayeti zaten bu bizim bir şikayetimiz değil ya da bizim gördüğümüz bir problem değil. Eğer cildinde egzama yapıyorsa ve sık sık işte önlük ya da işte kıyafet değiştirme ihtiyacı varsa o gibi durumlarda hastanın talebi varsa cerrahi tedavi öneriyorum. Cerrahi tedavilerde altı bir standart tedavi yöntemimiz yok. Birkaç alternatifimiz var. Bezlerin, duktusların repozisyonu sık kullanılan bir yöntem. Posterior nasıl yapılacağımı biraz sonra göstereceğim zaten. Bezlerin, duktusların bağlanması var. Bu bezlerin, duktusların bağlanması işlemi oldukça ağırlı bir yöntem. Burada bezlerin bağlıyoruz duktusların Wharton ve Steno kanallarını bağlıyoruz. En distal bölümünden bağlıyoruz. Yalnız bu esnada tükürük bezi şiddetli bir şekilde şişiyor. Şişmesinden çok ağrılı. Bu dönemde bağlamadan önce bir botulinum toksin enjeksiyonu yapılması hastaların ağrılarını azaltacaktır. Daha sonra
hidronefroz gibi tükürük bezleri atrofiye uğruyor, tükürük boşalamadığı için nekroza gidiyor ve tükürük salgısı azalmış oluyor. Lazer fotokoagülasyon dediğim gibi literatürde var ancak herhangi bir kullanım alanım olmadı şimdiye kadar. Nasıl kullanıldı bilmiyorum. Yine bezlerin eksizyonu yapılabilir. Bu da oldukça etkili bir tedavi yöntemi. Yine nörektomiler bunların tedavilerinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Duktus repozisyonu oldukça mantıklı bir tedavi yöntemi. Submandibüler bezlerin kanallarını aşağıdan yukarıya doğru çıkartıyoruz. Posteriora doğru götürüp arkasından da posteriorda tam tonsil lojunun posterioruna açıyoruz. Açacağımız bir tünelle kanalı geçiriyoruz. Ve bu kanalın geçirmesi esnasında posteriora süre ederek kanalın tükürüğün önden arkaya doğru gelip daha hastanın yutmasını erken dönem tetikleyip yutmasını sağlıyoruz. Güzel bir tedavi yöntemi kullanılabilir. Bir tedavi yöntemi yani submandibüler bezin dominant olması gerekiyor. Yani hastanın yutma problemi varsa, hastada aynı zamanda yutma ile ilgili problem varsa bu tükürük salgısını arttırarak hastalarda ciddi aspirasyonu yol açabileceğini de bu esnada bilmek gerekiyor. Hani hastanın yutma bozukluğunun aspirasyonun olmaması lazım. Aspirasyonu varsa bu tedaviden uzak durmak gerekiyor. Şöyle mouse'umu bir anda kaybettim. Evet. Burada işte ağız içerisinde Wharton kanalının bulunması, Wharton kanalının identifikasyonu ve tünel içerisinden geçirilerek görüyorsunuz altta posteriora doğru bunu yaklaştırarak tedavimizi posteriora dikiyoruz. Yaptığımız işlem bu. Aynı işlemi paratus için de yapabiliriz. Paratus için de gerçekleştirebiliriz. Bu daha superior'da diktiğimiz zaman üst tonsil plikaya süre ediyoruz. Yine bu da mantıklı tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Dediğim gibi duktus bağlanmaları oldukça ağırlı bir işlem. Biraz daha laterale gitmek gerekiyor. Çok önerdiğim tedavi yöntemi değil. Benim de çok kullandığım tedavi yöntemi değil. Paratus için duktusunu bağlarken de kanal içerisine çıkartıyoruz. Süre ediyoruz ve mukozanın dibe gömecek şekilde mukozanın üzerini kapatıyoruz. Böylece tedavi sağlanmış oluyor. En çok yapılan işlemler submandibüler glant eksizyonları. Başarı oranları yüksek. Sublingual bezle alınabilir. Transoral ya da transservikal yoldan yapılabilir. Bu transoral yoldan uygulamasını görüyoruz. Yani eğer hasta kesi istemiyorsa ağız içerisinde bu işlem yapılabilir. Tabii bizim istediğimiz aslında bunların repozisyon yapıldığı zaman aspirasyonla ilgili ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Biz aslında glantların, duktusların bağlanması ciddi bir ağız kurulu yapıyor. İşte biz tükürüğün olmasını istiyoruz. Tükürük ağız içerisinde dişlerin korunmasından tutun da enfeksiyonların korunmasına kadar her şey için faydalı. Yani submandibüler bezlerin korunmasını daha mantıklı bir tedavi yöntemi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü eğer ki bezi tamamen alırsanız o zaman tükürük salgısını tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Diğer sublingual bezler de bu işi yapıyorlar ama sublingual bezleri de alırsanız daha da hastayı kurulukla karşı karşıya bırakıyorsunuz. Yine cerrahi ile ilgili bazı riskler var. İstediğimiz aslında aşırı olmuş olan, artmış olan salgının azaltılması. Bunun için de kullanılan nörektomiler aslında bu işe için bir çığır açabilecek, yani tedaviye fayda sağlayabilecek tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Orta kulakta timpanik fleksiyon kesilmesi ya da korda timpanik kesilmesi kullanılmış bunlarla birlikte. Ancak cerrahi hem kulakta bir cerrahi işlem yapma riskine sahip, tat bozukluğu oluşturabiliyor. Bir de hedef argonuna çok uzak olduğu için yani biz submandibüler ve sublingual bezlerin salgısını azaltmak istiyoruz. O yüzden de etkinliği daha düşük bu tedavi yöntemlerinde. Transoral olarak bu iş yapılabiliyor. Özellikle sublingual ve submandibüler bezleri selektif olarak denerve edebiliriz. Aslında bu eskiden hani mide kanamalarında kullanılan, peptik ülser kanamalarında kullanılan truncal vagotomiye benzer bir cerrahi tedavi yöntemi. Bu cerrahi tedavi yönteminde görüyorsunuz aşağıya gelen paratüsten gelen ya da tükürük bezlerinden tükürükler lingual sinirden gelen parasempatik dalları selektif olarak denerve edebiliyoruz bununla birlikte. Bununla bu yöntemle hem submandibülerler bezler hem sublingual bezleri denerve edebiliyorsunuz. Parasempatik inervasyonu arttan kaldığı için
bazal akım devam ediyor. Bu hem ağız içerisindeki enfeksiyonların korunmasını sağlıyor hem de hastanın tedavisini tükürük salgını azaltabiliyor. Biz bunu endoskopik olarak yayınladık ama zaten dergiden de aynı şekilde biz eleştiri geldi. Niye endoskopik olarak yapıyorsunuz diye. Görünümün daha kolay ve de yayının hani görüntülemesi için bunu söylemiştik ama hem endoskopik hem de mikroskopik yönde yapılabilir. Lingual sinirden gelen dallar, ağız içerisinde bir kesi yapılıyor. O kesiyle birlikte sadece bir kesimiz var. Bilateral yapıyoruz bu işlemi. Mukozaya bir kesi yapıyoruz. Lingual sinir buluyoruz. Lingual sinirin submandibular beze giden ve sublingual beze giden selektif parasempatik dallarını denerve ediyoruz. Bunları kesiyoruz. Bipolarla ayırıyoruz. Sonra kestikten sonra bipolarlıyoruz. Bipolarlıktan sonra da aralarına tekrar sörsel koyup yeniden reinervasyonu engellemek için işlemi yapıyoruz. Bakın burada sublingual beze giden dallarını görüyorsunuz burada ayrıldığı zaman. Bakın bu bizim parasempatik dalımız. Lingual sinirimiz korumuş oluyor. Hastaların hemen hemen hepsinde ilk yaklaşık bir 15-20 günlük periyotla ağızda bir hissizlik ortaya çıkıyor. Dilini ısırma gibi bir riske sahip oluyor. Ancak lingual sinir tamamen korunduğu için tamamen normale dönüyor tekrar. Bunda herhangi kalıcı bir kusur olmuyor. Siniri böyle ayırıyoruz, görüyorsunuz. Görelim diye bu kadar iyi açıyoruz ki hani görüntülensin diye. Normalde bu kadar çok identifikasyon yapmıyoruz. Bu posteriorda da esas submandibular beze giden dal bu. Dominant dal bu gördüğümüz dal. Bu dalı böyle bipolarla kesip ondan sonra dediğim gibi tüm bezleri ayırıyoruz bu bezden. Görüyorsunuz kesip selektif denervasyon. Şöyle biraz hızlandırayım. Böyle. Bunu tamamladıktan sonra bunun avantajı hem submandibular hem de sublingual bezleri bu işlemi yapıyoruz. Sonra araya sörsel koyup mukozayı sütüre ediyoruz. Ben şu andaki eğer hastalığı yutma bozukluğu yoksa aynı kesiden Varton kanalında kaldırıp onu da posteriora dikiyorum. Böylece hem interpozisyonu hem de hastaya aynı zamanda selektif denervasyonu yapmış oluyoruz. Burada da aynı seansta görüyorsunuz. Bu Varton kanalı denervasyon yapılmış. Varton kanalını alıp görüyorsunuz posteriora götürüyoruz. Tonsil lojuna da bunu sütüre ediyorum bu esnada. Bu da sütüre edilmiş hali. Hani buraya sütüre ettikten sonra artık ağız içerisinde kesimizi kapatacağız. Dünkü operasyonundan sonra dünden bugüne kadar hiç... Hemen hastaların ertesi gün görüntüleri oldukça iyi. Şimdiye kadar görmedim. Yani iki gündür rahat. Tabii istemsiz olarak kendisi yine sürekli temizleme ihtiyacı duyuyor ama. Bir yıl kadar önce. Bakın uzun dönem sonuçları da uzun dönemde de oldukça etkili. Görüyorsunuz herhangi bir akıntı ya da başka bir sorunu yok. Ama... %50 akmıyor. %50 rahatladım. Rahatladım hani. Bakın bu hasta geldiğindeki görüntüsü oturduğunda hasta bana gelirken iki defa üstünü değiştiriyor. Yani seyahati esnasında üstünü değiştiriyor. Hastanın arkasından birinci aydaki görüntüsü. Oldukça rahat. Hani kuru. Bir de ağız içinde kuruluğu yok hastanın aynı zamanda. Hani tükürük salgısı sadece selektif olarak azalabiliyor. Bu da yine hastamızın yani hasta örneklerinden. Aç ağzını topla. Ağzını aç. Oldukça etkili bir tedavi yöntemi. Yine salya kontrol bozukluğu olan hastalarda bir guideline'ımız var. Hani bu yutma derneğinin de birlikte aldığı bir guideline normalde. Hastalara eğitim veriyoruz, davranışsal tedaviler. 3 ile 6 ay değerlendiriyor. Fayda görmediğinde hastayı cerrahi tedavi, önce botulinum toksin enjeksiyonlar, eğer bundan da fayda görmüyorsa cerrahi tedaviye alıyoruz hastalara. Yine oral yutma bozukluklarının içerisinde en sık gördüğüm sorunların başında temporomandibular eklem sorunları ortaya çıkıyor. Temporomandibular eklemlerde temporomandibular eklem ankilozları oral fazdaki ciddi yutma problemlerinden bir tanesi. Böyle ağzına hani bir şeyler sokup dişlerini kırmaya çalışan insanlar görüyorum. Bu hastanın ankilotik segmentin çıkartılması bu hastaların yutma bozukluğunu tamamen çözebiliyor.
Burada ankilotik segment çıkartılmış ve sanki segmente yukarıda temporal kastan indirilen bir flap ile hastanın ağız açıklığı tamamen normal hale getirilebiliyor. Yine bir nazogastrik sondanın uzun süre kalmasına bağlı bir fungal alerjisi olan bir hasta bu hastamız. Ben bu hastayı çok gösteriyorum. Her yerde de bunu paylaşmak istiyorum. Bu hasta 13 yıldır nazogastrik sondayla geçiren bir hasta. 13 yıldır. Bir nazofarenk sahneleriyle kemoterapi, radyoterapi görmüş hasta. Görüyorsunuz fungal nazofarenk tanısı bize gönderildi hasta. Hasta neye geçecek? Hastanın tik sorunu aslında sol vokal kort paralizisi. Bu yüzden aspir ediyor. Bir hasta eğer 3 aydan daha uzun süre bir oral alımı mümkün değilse mutlaka hastaya gastrostomiye yönlendirmek gerekiyor. Uzun süreli nazogastrik tüpün tutulması ciddi sorunlar. Ben bu hastaya bir enjeksiyon yaptım aynı zamanda. Tabii hastanın burnu tamamen normal. Hastanın nazofarenksini görüyorsunuz artık. Fungal nazofarenksi düzeldi. Enjeksiyondan sonra daha iyi bir glotik kapanması var görüyorsunuz. Ve sekresyonları ciddi şekilde azaldı. Ve arkasından hasta immatür de olsa yutmaya başladı. Hastayı önce gastrostomi açtırdım ben hastaya. Ama sonrasında yutmaya başladı. Bakın vokal sekresyonları oldukça azalmış vaziyette. Şu anda emme hareketi yapıyor ama bu hastayı biz başarıyla yutturabildik hastamıza. Yani bir vokal kort paralizi, yani enjeksiyon laringoplasti ya da tiroplasti aynı zamanda hastalarda yutma cerrahilerinden bir tanesidir. Vokal kort paralizi çok ciddi aspirasyon nedeni olan bir hastalık grubudur. Özellikle süperior seviyede olan, vagal seviyede olan problemlerde hastaların yutmalarını enjeksiyon laringoplasti ya da tiroplasti ile çözebileceğimizi düşünmek gerekiyor. Yine yutma bozukluğu ile gelen hastalarda baş boyun kitlelerini araştırmak gerekiyor. Bu bir hastamızda yutma problemi ortaya çıkan dev bir kitlesi var boyunda. Bunu çıkardığınız zaman hastanın yutmasını çözebiliyorsunuz. Tabii bir tane hastalık yok. Hastalara mutlaka bakmak gerekiyor. Hani hem radyolojik hem de endoskopik değerlendirmenin bir yandan da değerlendirmesi lazım. Hastanın ciddi bir disfajisi var. Globusu var hastanın. Hastanın modifiye barın yutma çalışması tamamen normal. Ancak fonksiyon endoskopik yutma değerlendirmesine baktığınız zaman hastanın sol piriform sinüsünü dolduran böyle hemangiyomatoz kitlesi var. Hastanın yutmasını bozan şey bu. Hani hastayı sadece baryumlu yutma çalışmalarıyla değil, aynı zamanda fleksibül endoskop yutma değerlendirmesiyle birlikte değerlendirmek lazım. İkisinin bir değerlendirmesi hasta için oldukça faydalı olacak. Bu globus olan bir tane hastamız. Boğazında bir şey varmış şikayetiyle geliyor. Aylarda da PPI kullanılan bir hasta. İlk baktığında bu lezyon gözükmüyordu. Bakın girip çıkan böyle hipofarenkste bir kitle. Benin bir lezyon. Bakın ama bir şeyler verdiğinizde hastaya bir süre baktığınızda ya da beslediğinizde hastaya yemek yedirdiğinizde ya da işte gıda boyalarıyla işaretlenmiş ben daha çok ilaçları kullanıyorum. Hani kullanıyorum. Bunlarla baktığınızda hastanın lezyonunu görebiliyorsunuz. Böyle hipofarenkste bir lezyon. Hastaya bakmak gerekiyor. Aslında basit bir şey. Normalde baktığınızda hipofarenkste yerleşmiş böyle benim fibromatöz bir lezyon. Ama hasta yutma esnasında devamlı üst özofagus sfinkterinin bölgesine girip çıkıyor ve hasta da globusa yol açıyor. Hani hastaya bakmadan tedavi etmiyor. Ya da dev tümörlerde bu şekilde hastanın yutma problemi olan bir hastada gastrik pull-up'ta hastanın tedavisini sağlayabilecek bir tedavi yöntemidir. Gelelim beni en çok etkileyen bölüme gelelim. Üst özofagus sfinkteri hastalıkları. Bu bölümde aslında benim bir hastamın görüntüsü larynx'in hemen arkasında olan bir bölge üst özofagus sfinkteri. Bu bölgenin larynx üst özofagus sfinkteri normalde istirahat halinde tamamen kapalı. Kas spazm halinde duruyor. Biz yutma esnasında yutmaya geçtiğimiz zaman kas gevşiyor. Larynx öne ve yukarı doğru çıktığında üst özofagus sfinkteri açılıyor ve bolus yani yiyecek bu esnada bu bölgeden aşağı doğru iniyor. Yani larynxle birlikte çalışan bir organ. Larynx ve işte boynumuzdaki kaslarla birlikte çalışan bir bölge, bir kas bölümü ve kulak burun boğaz alanının hemen arkasında yerleşimi gösteriyor. Ve temel sorunlar da bu larynxten ortaya çıkıyor. Larynxin elevasyonun bozulmasına ya da açılmasının gecikmesine bağlı olan sorunlardan yani zamanlamayla ilgili sorunlar ve bu hastalık grupları da çok. Biz bu hastalara oldukça tedavide başarı sağlayabiliyoruz.
bu hasta gruplarında. Üst sözde fagus sfinkterin değerlendirmesi esnasında en çok kullandığımız tedavi yöntemi, tanı yöntemi radyolojik görüntüleme, modifiye baryumlu yutma çalışmaları bu bölge için çok önemli. Çünkü fonksiyon endoskopik yutma değerlendirmesi esnasında bu bölgeyi biz tamamen kapalı olarak görüyoruz. Normalde kapalı bir tüp şeklinde oluyor. Bir beyaz bir alan, yani transnazal özofagoskopi de yapsanız burundan geçerken, özofagusa girerken de bu bölge kapalı. Ancak radyolojik olarak değerlendirebiliyoruz. Ve özellikle diş fonksiyonlarıyla ilgili sorunlar ortaya çıktığında da bunlar için sadece elimizde basınç ölçecek manometrik cihazlar bize tanıda yol gösterebiliyor. Çoğusunun tanısını ancak cerrahisi esnasında ya da tedaviden tanıya giderek tedavi ettiğimiz hastalık gruplarını oluşturuyor bunlar. Ne gibi sorunlar var? Primer olarak kasla ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor. Kricofaringeal disfonksiyonlar. Kricofaringeal disfonksiyonlarla kricofaringeal kasın disfonksiyonu ile darlıkları birbirinden karıştırmamak lazım. Disfonksiyon kas tamamen normal. Yani kasın nasıl söyleyeyim, herhangi bir darlık yok bu bölgenin esnasında. Yani bir anatomik olarak bir darlık yok ya da bir hastalık yok. Hastalığın nedeni ya açılmada bir gecikme söz konusu oluyor, ya buranın basıncı artıyor, ya larynx'in elevasyonunda bir sorun ortaya çıkıyor. Buna bağlı disfonksiyon ortaya çıkıyor. Diğerlerinin hepsinde gerçek darlıklar söz konusu. Bunlarda en çok gördüğümüz barlar ve vevler ya da bu darlıklar konjenital de olabilir. Disfonksiyondan farklıdır ve bunlar modifiye baryum yutma çalışmalarında gözle görülebilirler. Buradaki darlığın ya da barın ya da vebin olduğunu görebiliyoruz. Ya da cerrahi esnasında bunu görebiliyoruz. Ancak disfonksiyonlarda kas normalde tamamen normal olarak karşımıza çıkıyor. Yine yaşlanmaya bağlı kricofaringeal açılmada gecikmeler ya da sensörel fonksiyonun bozulmasına bağlı disfonksiyonlar karşımıza çıkabiliyor. Yine yaşlarda en çok gördüğümüz sorunlar Zenker diye bir açıklıkları. Bunlar primer kasın kendine ait sorunlar ortaya çıkıyor. Sekonderde neden ise kasta herhangi bir disfonksiyon kaybı yok. Ancak dıştan gelen basıya bağlı bu bölgede darlıklar karşımıza çıkabiliyor. En çok gördüğümüzde yaşlarda osteofitler. Yine radyoterapiye bağlı darlıklar söz konusu olabiliyor. Tedavide öncelikle en çok kullandığımız yöntemler terapi uyguluyoruz. Bunun için Masakov ve Mendelsohn manevraları üst özofagus sfinkterini direkt açmaya yönelik cerrahi terapi teknikleridir. Bu manevraların öğretilmeleri hastalara bir miktar bu bölgede gevşeme sağlayabilirler. Yine proton pompa inhibitörleri. Bunlar da bir tık daha yüksek dozda 2x1 olarak başlıyoruz. Kalsiyum kanalı blokörleri gerçekten çalışan tedavi yöntemleri. Hastada eğer bir kontraindikasyon yoksa, kardiyak bir problemi yoksa, kardiyola da yine danışacak şekilde ben kalsiyum kanalı blokörlerini rutin olarak kullanıyorum. Globus'ta erken aşamadaki kricofaringeal disfonksiyonu oldukça etkili tedavi yöntemi. Eğer hasta bunlardan tedaviden fayda görmüyorsa genellikle 1 ila 2 ay. Ben 1. ayda hastayı tedaviye kontrole çağırıyorum. Eğer 1. ayında hasta tedaviden fayda gördüyse tedavisini uzatıyorum. Eğer fayda görmediyse, rahatlaması yoksa hastaya botulinum toksin enjeksiyonları öneriyorum. Botulinum toksin enjeksiyonları nasıl yapılacağını biraz sonra tekrar göstereceğim. Yine dilatasyonlar, balon. Rigid dilatasyon hemen hemen hiç kullanmıyorum. En çok kullandığım balon. Hatta botulinum toksin enjeksiyonu yaparken kasın identifikasyon içinde ben balonu oldukça sık şekilde kullanıyorum. Özellikle darlığımız, webimiz varsa bunlarda kricofaringeal miyotomiler. Günümüzde artık internel yolla bu işi yapabiliyoruz. Ya da eksternel yolla da bu işlem yapılabilir. Globus, poliklinikte sık gördüğümüz, kadınlarda daha fazla olan bir sorun. Boğazda bir şey varmış diye hastalar şikayete geliyor. Bunların yutmaları tamamen normal. Bu da bir kricofaringeal disfonksiyonlarından bir tanesi. Genellikle yutma esnasında hastalar rahatlıyor. Yutmayla ilgili herhangi bir sorun yok. Hiçbir şekilde yiyecek kalmıyor bunlar. Ama hasta devamlı boğazında bir şey olduğunu söylüyor. Eğer bunlarda başka tiroid ya da etraf bir problemi yoksa modifiye baryum yutma çalışması ve fonksiyon endoskopik yutma değerlendirmesi tamamen normalse hastalarında. Yine ben bu hastalarda botulinum toksin enjeksiyonlarını öneririm. Tedaviye cevap vermiyorsa hastalar ve bundan muzdariplerse dediğim gibi proton pompa inhibitörü, kalsiyum kanal blokörünü birlikte öneriyorum bu hastalara. Eğer bundan fayda görmüyorsa o zaman hastalara botulinum toksin enjeksiyonu öneriyorum. Bu gördüğümüz bir hastamızın bu midesi. Hastamızın şikayetini dinleyelim. İsmim İlke.
İlkinde şikayetin var. Şikayetim daha çok gaz birikmesi midemde. Bu da ağrıya ve rahatsızlığa sebep oluyor özellikle yemekten sonra. Hı-hı. Ve geğirme refleksi bende yok. Bunun sebebi bu olabilir diye düşünüyorum. Hep mi böyleydin? Hep böyleydi. Yani yıllardır böylesin. Evet. Hiç rahatlama periyodu oluyor mu? Bazen kendi kendine çıkıyor. Ayda yılda bir. Ama ben endoskopiden sonra rahatlıyor musun? Bir kere oldum. Yani zaten yemek yemediğim için bir şey hissetmiyordum. Sonrasında bir şey hissetmiyordum. Yemekten... Bu hastalık grubu etrafımızda var. Bu hastalar bize de geliyorlar. Daha çok gastroenteroloğa doğru gidiyor bu hasta grupları. Ancak yeni tanımlanan bir hastalık. 2019'du yanlış hatırlamıyorsam, kendimden göremiyorum bu esnada. O geğirme sorunu olan hastaların şikayetlerinden bir tanesi. Hastalar geğiremiyor. Ciddi bir sosyal sorun olarak karşımıza çıkıyor bu hastalarda geğirememe sorunu. Bu kricofaringeal disfonksiyon bir türü. Retrograd olarak ortaya çıkan bir kricofaringeal disfonksiyon. Hastanın yemek yemesinde en ufak bir sorun yok. Sıvı gıdada, katı gıdada, tüm gıdalarda hiçbir sorun ortaya çıkarmıyor. Ancak kricofaringeal kasın retrograd olarak gelen hani gazı, geğirmeyle gelen gazı, özofagusun üst özofagus sfinkterinin muhtemel sensöryel fonksiyonu ya doğuştan yok ya da sonradan hassasiyeti ortadan azalmış. Buna bağlı kricofaringeal kas gevşeyemediği için de hastada geğirme sorunu ve ciddi bir gaz birikimi ortaya çıkıyor. Bunun tedavisinde yine botulinum toksin enjeksiyonu yapıyoruz. Botulinum toksin enjeksiyonunu yaparken önde az önceki bir resimden de gördüğümüz şekilde ön taraftaki kas grubu larynx'in hemen önünde ön tarafında posterior kricoarterial kas grubumuz var. O yüzden ön tarafa enjeksiyon yapmıyoruz. Bu oldukça büyük bir kas grubu. Literatürde konsensüs yok. Ne kadar doz yapacağımızla ilgili, dozla ilgili literatüre baktığımız zaman her önerilen dozlar giderek de son yıllarda giderek de artıyor. Ben eğer kricofaringeal kasa bir botulinum toksin enjeksiyonu yapacaksam genellikle genel anestezi altında yapmak istiyorum. Genel anestezi altında kası görmek istiyorum. Hani kasın kendisini görmek istiyorum. Burada başka bir sorun var mı? Onu görmeye çalışıyorum. Ve 3 noktadan botulinum toksin enjeksiyonu yapıyorum. Bu çok daha etkili tedavi. Literatürde de böyle. Eğer EMG eşliğinde yapılan kricofaringeal enjeksiyonlarda etkinlik %50 daha az. O yüzden cerrahi daha çok öneriyorum ben hastalarıma görme açısından. 3 noktadan çok özür dilerim. 3 noktadan yapıyoruz enjeksiyonu. Hem bu esnada bir özofagoskopi yapılmış oluyor. Bu hastamızın görüntüsü görüyorsunuz. Aşağıya kadar da görüyoruz. Herhangi başka bir sorun var mı diye de görmüş oluyoruz hastaya. 3 noktadan posteriordan ve yanlardan olmak üzere 3 noktadan. Ben erişkin bir hastada 20'şer ünite, çocuksa bu 15'er ünite botulinum toksin enjeksiyonu yapıyorum 3 noktada. Öne yapmamak gerekiyor kesinlikle. Öne yapılanlarda bilateral vokal kort parası karşımıza çıkabilir. İlginç bir şekilde kricofaringeal kasa yapılan botulinum toksin hastası bu hastamızın... Ne kadar olmuş işlemleri falan? 1,5 ay sanırım. Peki şu anda nasılsın? Şu anda semptomlarımın çoğu geçti. Yerememe. Hastalar rahatlıyor. Kricofaringeal kasın ilginç bir yapısı var. Biz normalde larynx'e yaptığımız botulinum toksin enjeksiyonlarında bunları 4 ayda bir, özellikle işte laringeal distonler için bunu çok yapıyoruz ya da bilateral vokal kort parası için yapıyoruz. İşte en çok uyguladığımız laringeal distonler, bunun için hep tekrarlıyoruz. Yani 4 ayda bir ya da 6 ayda bir bu botulinum toksin enjeksiyonu tekrarlamak gerekiyor. Kricofaringeal disfonksiyon çok ilginç bir hastalık. Ben şimdiye kadar kaç hastam oldu bilmiyorum. 40'ın üzerinde herhalde hastam oldu. Kricofaringeal disfonksiyon tanısıyla botulinum toksin enjeksiyonu yaptım. Şimdiye kadar sadece 2 hastama yeniden botulinum toksin enjeksiyonu. Birisi daha yeni ihtiyaç oldu. Ve bunlar da uzun periyotlar. Yani 4 yıl gibi bir periyottan sonra ortaya çıkan bir sorun ortaya çıkmış. Kricofaringeal kas diğer kaslardan, yani larynx'in diğer kaslarından daha farklı bir özelliğe sahip demek. Ya da hani her şey normale döndükten sonra nörolojik sistem bunu bu şekilde kabul ediyor bilemiyorum, ancak kricofaringeal kasa yapılan botulinum toksin enjeksiyonlarında genellikle tek etkinlik, tek doz yeterli. Literatürde de bu böyle %80-86 oranında tek dozda başarıya sahip. Kricofaringeal disfonksiyonun farklı türleri var. Hastamızı dinleyelim. Muhammed, ne zamandan beri ne problem var, bana bir anlatır mısın? Hiç sanmıyorum.
Ne zamandan beri? 2013'ten beri. Nasıl oldu? Bir anlat bakayım. Kola içerken oldu. Hı hı. 2 bardak kola içtim. Üçüncüde birkaç tane aldıktan sonra gitti tamamen. Hı hı. Sonra? Sonra yutamadım işte. O gün bugündür yutamıyorum. Hiç geçmiyor mu? Devam edelim. Endoskopi yapıldığı zaman? Düzeliyor. Hı hı. Bir ay, 1,5 ay falan sürebiliyor bu. Hı hı. Endoskopiden sonra? Ha, rahat yiyebiliyorum, içebiliyorum. Ama çok büyük yutamıyorum. Hı hı. Ama çay, kahve, asitli içecekler, ondan sonra soğuk su. Şimdi hastanın sorunu gazlı bir içecekten sonra ortaya çıkmış. Bununla ilgili de elimizde, bende 4 tane hasta var gazlı içecekten sonra ortaya çıkmış olan. Kola ya da işte soda ya da gazlı içecekler. Kriyofaringeal kas bu bölgede kaldığında onda bir disfonksiyon, bir spazma neden olabiliyor. Bu bir spazma aslında. Kriyofaringeal bölgede bir spazma ortaya çıkıyor. Senkronizasyon bozuluyor. Üst düzey fagus sinirlerinin gevşemesi gerekiyor. Biliyorsunuz larynxin yukarı doğru çıkabilmesi için, larynxin açılabilmesi için, düzey fagusun açılabilmesi için. Larynx yukarı ve öne doğru çıkmaya çalışırken de üst düzey fagus sinirleri kapalı kaldığı için hastalarda disfonksiyon ortaya çıkıyor. Özellikle katı gıdalarla birlikte de ortaya çıkabiliyor bunlar. Hastanın işte fonksiyon endoskopik modellerimiz tamamen normal, herhangi bir patolojisi yok. Hastanın yapılan işte baryumlu graf, baryumlu modifiye, baryumlu yutma çalışması tamamen normal. Herhangi bir sorunu yok. Bu hastalarda kriyofaringeal disfonksiyon olarak değerlendiriyoruz bu hastaları. Tanı için elimizde çok fazla bir seçeneğimiz yok ne yazık ki. EMG kullanılabilir. Ancak en değerli tanı yöntemi barometreler. Bu bölgeye manometrik değerlendirme ile kriyofaringeal kastaki spazmın ya da işte basıncın artmış olduğunu gösterilmesi tanı için yeterli oluyor. Ancak elimizde her merkezde olan bir yöntem değil. Bir de şeye göre de değişen bir şey. Hani ortalaması biraz bir miktar farklılık gösteriyor ortalaması bunun. Artmış bir basıncın artmış olması sizin için bir anlamlılık söz konusu olabilir. Ya da açılmadaki gecikmeleri görebilirsiniz. Yani yutma esnasında özellikle basıncın düşmesini görebiliyorsunuz. Bununla size faydalı bir tedavi yöntemi oluyor. Ama esas tanı bence hastaya botulinum toksin enjeksiyonu yapıp ben işte hastaya balon, aynı zamanda balonla dediğim gibi kriyofaringeal kası görüyorum. Hasta normal, tamamen kasta herhangi bir sorunu yok. Ezofagusunu da görüyoruz. Hastaya botulinum toksin enjeksiyonu yine 3 noktadan aynı şekilde posterior ve lateraller olmak üzere 3 noktadan yapılan botulinum toksin enjeksiyonu 20'şerden 60 ünite rutin kullanımın bu şekliyle erişkinde yapıyoruz ve Ahmet neydi problem? Yutma güçlü. Ne zamandır vardı? 2013'ten beri var. Şu anda nasılsın? Ne yaptık sana biliyor musun? Botoks yapıldı. Nasılsın şu anda? Şu an çok iyiyim. Kaç kilo aldın? Şu an 3 kilo aldım. Ne kadar oldu peki? Yapılalı botoks 1,5 ay falan oldu. Peki katı gıdalar? Hasta buradaki aslında en önemli bize yol gösterici hastanın anamnezinden aldığımız en önemli yol gösterici şey bilgi. Hastanın endoskopilerden sonra yutmasının normal olması. Bunu hep soruyorum. Endoskopi yapıldı. Bu hastalarda genellikle defalarca endoskopi yapılmış. Bu hastaya 4 defa endoskopi yapılmış. Endoskopi esnasında hastalar genellikle anestezi ya da sedasyon altında yapılıyor ve kas o zaman gevşiyor. Kapalı da olsa o esnada endoskop geçerken flexible endoskop o esnada zaten şey şişiriyor, özofagus şişiriyorlar o esnada bakarken yine normal olarak değerlendiriliyor. Hani bu bölgenin değerlendirilmesi birazcık zor çünkü bu bölge normal istatistiklerde kapalı, yutma esnası açılıyor. O yüzden hani hastaların şikayetlerinden bu tanının konması, kriyofaringeal disfonksiyonu görmek farklı. Bunların tabii tipleri var. Henüz literatürde bir sınıflaması yok. Bu sınıflamayı yapmaya çalışıyorum. Henüz daha kafamda tam oturtamadım bununla ilgili olarak. Bu hastamız 15 yaşında bir kadın hasta. 4 aydır başlayan ciddi bir yutma bozukluğu var. İTEN indeksi 34, yani ciddi bir yutma problemi var. 2 yıl önce hasta Guillain-Barré sendromu geçirmiş. Özellikle nörolojik hastalıklardan sonra ortaya çıkan yutma problemleri oldukça üst ezofagus sfinkter disfonksiyonlarının tipik kriyofaringeal disfonksiyon tipik bulgularından bir tanesidir. Yutma sonrası 10-15 dakika sonra geçiyor, hastalık kusma var. Ezofagoskopisi normal, defalarca da yapılmış yine hasta. Bakın size hastanın bir yutmasını göstereceğim. Bir yutması. Yutar mısın kızım? Endoskopisi normal bu hastanın tamamen.
E gitti. Aspire etmiyor. Hiçbir şekilde aspire etmiyor hasta. Ama üst özofagus sfinkteri bir türlü açılmıyor. Üst özofagusun şiddetli difüz özofageal spazma kadar gidecek olan bir forma aslında bu. Bu benim gördüğüm en şiddetlisi şu anda. 4 evet. aydır hasta böyle. Bir anda mı başladı bu? Evet. Hasta yine botulin toksin enjeksiyonu yaptık. Merhaba. Nasılsın? Evet, Duygu. Nasıl bir hafta geçen sonra görüyorsun. Evet. Hemen şu yutması tamamen normale dönüyor. Tamam. Ne yiyorsun şu anda? Şu an çorba içiyorum. Mesela sabahları yumurta yemeği, bisküvi. Benim kullandığım balon dileti kateteri bu. Bu özofagus balon kateterinin özelliği bir atramatik olması. Bir de 3 atmosfer basınçta işte 12 milimetreye giderken yani gittikçe şişirdikçe 13,5 ve 15 milimetreye kadar dilate edebiliyor. Atravmatik, özofagus perforasyonu gibi riski neredeyse yok denir. Risk, literatürde risk olarak var ancak benim de tecrübeme dayanarak herhangi bir risk olarak ben hiçbir şekilde karşı karşıya gelmedim bununla birlikte balonla. Ama rigid dilatasyonda da bu risk daha fazla. Mukoza hasarı yok. Bunun yerine eğer bulamazsanız akalazya balonları var. Özellikle gastroenterologların kullandığı. Aynısını kullanabilirsiniz. O da oldukça etkili. Bu birazcık daha fonksiyon ve bu işin dizayn edilmiş bir şey. Boston Scientific'in ama dediğim gibi herhangi bir bağlantım yok. Hani şu an literatürde de olan tek sorun bu. Yine 4 hasta örneklerinden gidiyorum. 4 yaşında bir erkek hasta. Doğduğundan beri yutma bozukluğu var. 6 aydan sonra başlamış. Çocukta gastrostomisi var, hiç oralığımı yok. Defalarca endoskopi yapılmış hastaya. Hastaya 4 yaşında 2 yıl önce Nissen fundoplikasyonu yapılmış bununla ilgili olarak bu probleminden dolayı. Ve hasta hiç yutamıyor gastrostomili. Bakın bu hastanın modifiye baryum yutma çalışması, baryumda grafisi. Bu bir bronkografi aslında, hasta hiç yutamıyor. Tamamen kapalı. Endoskopilerin tamamı normal. Niye normal? Çünkü hastayı genel anestezi altına baktığınız zaman bakın bu kriko-farengel kas aslında çok spazmlı görüyorsunuz bu kriko-farengel kası. Bu çocuğumuzun kriko-farengel kası. Bakın balon yapıyorum hastaya. Ciddi enflamasyonu var. Ama bu esnada endoskopi esnasında buradan rahatlıkla endoskop geçiyor. Hastanın özofagusu tamamen normal olarak değerlendiriliyor. Bu sorunun da hastanın santral bir sorunu olduğu gibi değerlendiriliyor hastaya. Önce balon yapıyorum görüyorsunuz balonu. Balon dilatasyonu. Çocuklarda tek balon, erişkinde çift balon, double balon tekniğini kullanıyorum. Balondan sonra da balonu indirdikten sonra şöyle görüntü geçirelim. Artık özofagusun hastanın görebilir haldeyiz, genişledi. Aşağıya kadar da bakabiliyoruz. Aynı zamanda ben bu ürolojinin endoskopini kullanıyorum bu esnada. Ondan ipi uzun. Aşağıya kadar, alt özofagus sfinkterine kadar görebiliyorsunuz hastanın. Arkasından da aynı seansta dediğim gibi botoksunu yapıyoruz. Çocuklarda 15'er ünite kullanıyorum. Toplam 45 ünite. Bu kas çok büyük bir kas. Diğer kaslara göre farklı, daha yüksek dozda kullanmak gerekiyor. Anteriöre yapmadan her 3 segmente botulin toksini aynı gördüğünüz gibi direkt gözümüz altında yapabiliyoruz. Hasta ertesi gün yutabiliyordu. Ancak sonrasında her şey düzeldi hastanın. Hani her şey düzeldi, yutabildi. Ancak daha sonra ben bu hastaya kriko-farengel miyotomi yaptım. Tekrar darlığı ortaya çıktı. Yedi. Oldukça dediğim gibi etkili tedavi yöntemi. Eğer ki tekrarlayan vakalarda eğer botulinum toksin enjeksiyonu yetmiyorsa, kriko-farengel kasta web varsa ya da darlık varsa o zaman yapacağımız işlem ne? Kriko-farengel miyotomi kalıcı olarak kasın kesilmesi. Kasın identifikasyonu için ben yine balonu hani kasın kalınlığını görmek için kullanıyorum. Kası palpiniz, larynx burada öne doğru alınmış. Gördüğümüz ilk dar olan bölge kas. Bakın kas oldukça büyük bir kas görüyoruz. Kası elimizde ne varsa ben lazer kullanıyorum. Burada karbondioksit lazer ya da diyot lazer varsa diyot lazer kullanabilirsiniz. Ya da radyo frekansla nasıl isterseniz. Önemli olan kasın tamamını kesmek. Buradaki en önemli sorun perforasyonlar. Perforasyonu engellemek için bu sarı bölge, sarı hemen gördüğünüz bakın şuradaki bu sarı görünümü gördüğümüz anda durmak gerekiyor. Kasın tamamen kesildiğinde görmek lazım. Kası başından sonra aşağıya kadar bugün karda karbondioksit lazer kullanmıştım üniversitedeyken yaptığım işlem. Şimdi elimde diyot lazer var. Diyot lazeri kullanıyorum. Evet, kası kesiyoruz posteriyordan. Lateralden de kesebilirsiniz. Bunlardan kestiğiniz çok önemli değil.
Kası tamamen kesiyorsun. Bunu sütüre edenler var ama oldukça zor oluyor bu işlem o esnada. Sadece kesip bırakmak. Ben kestikten sonra yeniden şeyde olmasın diye, sorun da olmasın diye hastaya botulinum toksin enjeksiyonu da yapıyorum. En büyük sorun hasta gruplarından bir tanesi stenozlar. Stenozlar radyoterapi ve kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan hipofarenks, nazofarenks kanserlerinden sonra gördüğümüz, baş boyun kanserinden sonra gördüğümüz darlıklar. Bakın bu hasta hiç yutamıyor. Gastrostomisi var hastamız ama böyle küçücük bir açıklık bile olması hani bizim için bunu dilate edebileceğimizin göstergesi. Hipofarenks'te darlığı var hastamızın üst ezofagus sfinkteri bölgesinde. Balon dilatasyonu. Balonu önce bir ile açıyoruz. Bu birinci dilatasyonumuz. Yani bir balonla dilate ediyoruz. Görüyorsunuz. Alttan tekrar bakıyoruz. İşleme. Yine özellikle TSA var mı diye bakmak gerekiyor ve hasta hipofarenks ise ben mutlaka biyopsi alıyorum bu esnada. Yani bu bölgeden özellikle bu sol taraf biraz riskli hastanın, görüyorsunuz. Arkasından ikinci balonumuzu koyacağız. Double balonla, görüyorsunuz ikinci balon. Her iki piriform sinüsü genişletmek gerekiyor. Birisi açıldıktan sonra açıyoruz. Oldukça etkili tedavi yöntemleri. Bakın double balon kondu. 5 dakika tutuyorum. 3 dakika yeterli. Ben 5 dakika bekliyorum bu esnada. Ve arkasından da bu bölgeye mutlaka steroid, triamcinolon enjeksiyonları yapıyorum. İndirildikten sonra şöyle double balon. Bakın soldaki görüntüyü görüyorsunuz. Soldan özofagusunu hastanın tamamen genişletmiş hale getiriyoruz. Hastayı gastrostomiden kurtarabiliyoruz. Üzerine eklenen yutma terapileriyle yeniden darlık oranları oldukça düşük. Yeniden darlıklar ortaya çıkıyorsa başka sadece balon dilatasyonundan çıkıp başka tedavi yöntemlerini eklemek gerekiyor hastaya. Bu hastada olduğu gibi. Döndü hanım. Ne problem? Ne şikayetin var? İşte... Yutamıyor. Gastrostomi ile hipofarenks yağlı bir hasta. Eğer küçücük bir açıklık bile görebiliyorsanız tamamen kapalı oluyor bazen hastalar. Baktığınızda bakın neredeyse tamamen kapalı hastanın nazofarenksini görüyorsunuz. Aşağı iniyoruz. Şimdi indiğimizde şöyle aşağıda oynayalım. Larenksi önde hastanın, posteriorunda webi var. Larenksi radyoterapinin komplikasyonu. Ama açtığında bakın şöyle hasta yutma esnasında hiçbir şey alamıyor hasta. Ama özellikle dilini dışarı çıkarıp da çıkardığında ya da yanaklarını şişirdiğinde hastada böyle hipofarenksi görebiliyor olma, daha iyi görebilir hale getiriyoruz hastaya. Baktığımızda eğer şöyle küçücük az önce geçti, şöyle küçücük bir açıklığın olduğunu bile görüyorsanız şöyle geriye doğru alayım. Artık bunu dilate edebilirsiniz. Daha ileride de vardı muhtemelen. Şöyle bakayım. Bakın şu görüntüde, özür dilerim, şu alttaki görüntüde, şurada, yani bırakın, şurada küçücük bir nokta şeklinde bir açıklık var, çok küçük. Bu hastaya defalarca dilatasyon yapılmış ancak dilatasyonlardan sonra erken dönüp yutmasını düzenliyor hasta. Tabii ki bunun, bu hastanın yutamayacağı aşikar. Bakın. Böyle küçük bir açıklık bile olsa sizin için yeterli. Önce balon yapıyorum hastaya. Balon dilatasyonu. Birazcık genişletme sağlıyor. Eğer hiçbir şey göremiyorsanız çok zorlamamak gerekiyor. Retrograd aşağıdan gelerek yapılan yöntemler var ama tecrübeli değilseniz bu işlemi yapmak çok doğru değil. Aşağıdan bir kateter göndererek tam kapalıysa eğer yapılabilir böyle bir işlem. Onun için genel cerrah arkadaşınızdan destek almanız gerekiyor. Onun için bir kılavuz gönderiliyor özofagus içerisinden. Ondan sonra bir kesi yapılıp da balon dilatasyonu yapılıyor. Sonra ikinci balonu koyuyorum bu hastaya. Ama şimdiye kadar tam kapalı bir hastam olmadı. Genel cerrahlar bir hastası var. Ben onlara destek verdim. Sadece onlar o yöntemi uyguladılar. Küçük de olsa bir açıklık kalıyor genellikle. Bu ikinci balon. Bakın niye balonun yetmediği daha iyi ortaya çıkacak hastaya. Hastaya 6 defa balon yapılmış. Bir tanesini yine ben yapmışım. Çift
balon. Özellikle bu hipofarenks kanserlerinden sonra larynxin elevasyonu da çok bozuluyor hastalarda. Larynxin elevasyonu da sağlamak lazım. Bakın hastanın çift balon da yapsanız, mukozayı da genişletseniz hemen kapanmaya yine darlığı var bu bölgede. Yani bu hastayı bu şekilde çıkardığınız anda hasta tekrar yutması bozuk bir şekilde geri gelecek. Tekrar gastrostomiyle beslenecek. Görüyorsunuz özofagusun içerisinde herhangi bir sorun yok. Yine tümör yok. Mutlaka biyopsi almak gerekiyor. Bu hastaya kırkofaringel miyotomi ekliyorum. Bu diyot lazerle yapılan bir kırkofaringel miyotomi. Dediğim gibi bazen tüm elinizdeki silahların hepsini kullanmanız gerekiyor hastaya. Hastaya göre tedavi stratejinizi belirlemeniz gerekiyor. Görüyorsunuz kırkofaringel miyotomi yaptım hastaya. Açıldı. Ancak bu yine yeterli değil. Bunun tekrar kapanacağına eminim. Hastaya yanına bir de hiyolaringel elevasyon. Yani aslında yutma cerrahisinde kullanılan tüm teknikleri aynı anda kullanıyoruz. Tekrar balon yapıyorum hastaya. Şöyle ilerleyeyim. Bu çift balon. Özofagus hastanın açıldı. Ama dediğim gibi tekrar kapanır bu. Çünkü hastanın aynı zamanda frozen larynx'i var. Larynx tamamen yutma esnasında hareket etmiyor. Görüyorsunuz. Sonrasında bu hiyolaringel elevasyon için kullandığımız yöntem. Şöyle dursun. Hemen mentumun altından yapılan bir kesi olacak. Buraya sütürlerimizi yerleştiririz mandibulaya. Bir de hemen hiyoidin üzerinden yapılacak bir kesi yapıyoruz. Ve bu bölgede hiyoidi tiroid kartilajıyla birlikte bir sütür koyuyoruz. Kalıcı sütürler, prolen sütürler. Cilt altından submental bölgeden tünelden geçirip yukarıdan hastanın mandibulasına bunu tespitliyoruz. Sütürleri görüyorsunuz. Hem hiyoidden hem de larynx'ten geçmiş. Bu esnada infrahiyoid kasları kesiyoruz. Ki larynx yukarı kalkabilsin. Bakın elevasyondan sonra cilt ne kadar yukarı kalkmış vaziyette. Bakın cilt ne kadar yukarı kalkmış yani larynx'in. İnfrahiyoid kasları kestik. Hiyoid ile tiroid kartilajı götürüp birlikte mandibulaya tespit ettik. Bu bizim üst özofagus sfinkterinde kalıcı bir hiyolaringel elevasyonunu sağlamış olacak hastaya ve üst özofagus sfinkterini açacak hastamızın. Bakın ne kadar kağıtlamış. Buraya da mandibuladan açılacak bir dikişle buraya tespitliyorum ben. Delik açıyorum. İsterseniz bir vida koy, vidaya da dikebilirsiniz. Bakın buradan başladık. Kapalı açıklığımız bu kadardı. Ve bu hastamızın artık üst özofagus sfinkterini tamamen açık. Hiçbir şey yapmadan larynx'i önde hastanın bu hale getirebiliyorsunuz bu hastanızı. Ve hasta yutturabilir hale getiriyorsunuz. Hem hastaya kırkofaringel miyotomi hem balon dilatasyonu aynı zamanda da hiyolaringel elevasyonu birlikte kullandık. Tabii yine... Merhaba. Merhaba hocam, merhaba. Nasılsın? Bu bilateral vokal kort paraziti hasta. İyiyiz biz de. İki defa ameliyat ettik seni. Evet. Önce bir balon genişletme, sonra balon artı yukarı evet. çekme. Bakın hiyolaringel elevasyonla birlikte yapılmış. Onda 8 iyi. Onda 8 iyi. Onda 10 değil de onda 8 iyi yani. Oraya doğru. Önce su içiyorum sadece. Önce sağ suda içemiyordum. Suda içemiyordum. Hiçbir şey yemiyordum. Yani yiysem de öyle sene. Bekliyordum. Bir saatlerce olmuyordu. Şimdi sofraya birlikte. Ailenle oturup kalkabilir miyim? Aynen oturup kalkıyorum evet. Tamam. Yani biraz yavaş ama bu bence en önemli soru hastaya. Yemek beslenme işi. Yani sadece beslenmiyoruz yutma esnasında. Bu sosyal bir faaliyetimiz bizim aynı zamanda. Yutma esnasında yutma bozukluğu olan hastalara benim sorduğum sorulardan bir tanesi. En önemli sorulardan bir tanesi. Ailenle bir de yemek yiyebiliyor musun? Yani hep birlikte oturup kalkabiliyor musun? Bu bence yutma fonksiyonunu gösteren önemli belirtilerden bir tanesi. Yine Halil Hocam süremiz var mı daha? Evet, varmış daha. 1,5 saat. Evet, var hocam. Gayet güzel gidiyor. Ağzınıza sağlık. Bir yandan da size bir yorum söylediğimden arkadaşlarımı hatırlatayım. Soru cevap kısmından sorularınızı gönderebilirsiniz. Toplantının sonunda onları Kayhan hocamızla beraber cevaplayacağız. Ağzınıza sağlık hocam. Dinliyoruz. Peki. Ben teşekkür ederim. Bir diğer problem hastalıklardan gördüğüm bir diğer sorun zenker divertikülü. Özellikle yaşlılarda ortaya çıkan disfajilerin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Bu kırkofaringel kas ile inferior konstriktör kas arasındaki potansiyel boşluktan burada kilen üçgeni var.
Buranın zayıflamasına bağlı, kasların atrofisine bağlı mukoza dışarı doğru dönüyor ve dışarıda bir cep şekli oluşarak bu bölgede ciddi bir yutma problemi oluşturan yiyecekler bölgede birikiyor. Hasta yemek yemiyor ya da içtiği ilaçları işte özofagusa gönderemiyor. Ciddi ağız kokusu, sesli yutma, hastanın boğazında ses geliyor yutma esnasında, rejitasyon, boyunda kitle gibi sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Perforasyonları da neredeyse mortalite neden olabilecek nedenlere sahip yaşlar. Dediğim gibi kurikofaringel bölgenin zayıflamasına bağlı mukoza dışarıya doğru ortaya çıkıyor. Bu tanısında, bu hastalığın tanısını koymak için mutlaka modifiye baryum yutma çalışması yapmak gerekiyor. Baryumlu grafilerle ancak tanısı konabilen hastalık grubu. Ancak hastanın günümüzde en modern, yani eğer zenkerin büyüklüğü yeterliyse en modern tedavi yöntemi kapalı ağız içerisinden kurikofaringel miyotomiyi ağız içerisinden yapmak. Bu stapler'la, genel cerrahların kullandığı stapler'la bu miyotomiyi rahatlıkla yapabiliyoruz. Tabii bu hastaların tanısı için en önemli kriter demiştik ki modifiye baryum yutma çalışmaları, baryum grafiler. Ancak hastayı dikkatli değerlendirip ve yedirirsek yeme esnasında bu özellikle dil ve konuşma terapisi arkadaşımız için çok faydalı olacaktır. Ya da diğer arkadaşlar için de. Hastaya bir miktar yedirdiğimizde şeyler verdiğimizde ve biraz bu cebin dolması gerekiyor. Bakın hasta fokur fokur. Divertikül dolduktan sonra, yuttuktan sonra bu divertikülün içinde biriken yiyecekler geri geliyor. Bu tipik zenkerin tipik endoskopik bulgusudur. Bakın doluyor. Hasta sonra bunları öksürerek atmaya çalışıyor. Her lokmasında aslında, her yudumunda aslında aynı durumla karşı karşıya. Boğazda devamlı bir şey var hastanın. Kendi tükürüğü de içinde kalıyor. Görüyorsun, sonra aspir ediyor, öksürüyor hasta bununla birlikte. Bu her hastada göremiyorsunuz bunu. Yutuyor bakın. Hasta sonrasında geri geliyor kabarcıklar şeklinde. Ama dediğim gibi altın standart, mutlaka hastanın altın standardı olması gereken ünite modifiye baryum yutma çalışması. Dediğim gibi bu aynı hastamızın görüntüsü. Görüyorsunuz kocaman bir özofagus içerisinde bir cebi var hastanın. Eğer cep büyükse o zaman kurikofaringel miyotomiyi hastanın ağız içerisinden yapabiliyorsunuz. Bu genel cerrahların kullandığı stapler'lar. Stapler'ın aynı zamanda giderken dikiyor, gelirken de kesiyor. Kurikofaringel kası yapıyoruz. Yani bizim bir cebimiz var. Cebin arasındaki kası, kurikofaringel kası kesersek özofagus tek bir dümen haline gelecek. Divertikül içinde hiçbir şey birikmeyecek. Hastanın yutması da tamamen düzelecek bununla birlikte. Bu hastamızın görüntüsü. Görüyorsunuz özofagus gibi görünen şey aslında divertikül içi. Stapler girmedi içerisine. Bakın bu kurikofaringel kas o kadar dar ki, bakın içerisine giremiyorum bile. Hani şeyle stapleri sokamadım. O yüzden öncesinde bir balonla dilate ettim. Kası daha iyi görebilmek için, hem de stapleri yerleştirebilmek için bu bölgeye. Bu hastamızın hastada kullandığımız balon. Bakın özofagus önde. Altta gördüğümüz divertikülün içi, tüm yiyecek burada toplanıyor. Aynı hastanın görüntüsü. Açıyoruz balonumuzu. Arkasından stepleri yerleştirdi. Önce stepleri sokamadım içerisine. Görüyorsun stepleri yerleşti. Bu arada gördüğümüz şey kurikofaringel kas. Bu kasın içerisine giriyoruz. Görüyorsunuz stepleri yerleşti içerisine. Arkasından ittiğimizde bıçak gidiyor. Bu bölgeyi dikiyor. Ve gelirken de kesiyor. Aslında... Ve divertikülünüzün büyüklüğüne göre bakın gitti, dikişlerini koydu, sonra gelirken de kesti, diktiği yeri kesiyor. Güvenli bir kurikofaringel miyotomi ajanı. Aynı zamanda dikişleri de koyduğu için bölgede bakın artık
lümenin iç özofagus lümenini görebiliyoruz hastada aynı zamanda. Uçta küçük bir bölge kalıyor genelde. Bu stepin ucu çünkü ucunda bir yarım santimlik kadar bir bölüm var, boş olan bölge. O bölgeyi ben burada radyo frekansla kesmişim. Kesmeye çalışıyorum. Hani daha iyi olsun, daha rahat geçsin diye. Çok da gerekli değil bu bölgeden. Rahatlıkla bu bölge aşağıya doğru devam dökülecektir yiyecekler. Ulaşabildiğimiz bölgenin içerisinde. Hastamız 90 yaşında ölürsün demişler. Peki teyze hastaya... geçmiş olsun. 89 yaşındaydı değil 90 mi? 90 yaşında. Bir anlatır mısınız neydi teyzenin şikayeti? Yani hiçbir şey için. Çıkma zorluğu vardı. Yani hasta sonra ne kadar mutlu olduğunu söylüyor. Artık evet, yutabiliyor evet. Arkasından. Eğer internal yolla yapılamıyorsa bu işlem ya da hasta genel anesteziyi alamayacak durumdaysa ki bazen olabiliyor hani ya çok yaşlı ya düşkün hastalarda lokal anestezi altında eksen olarak da yapılabilir. Yine krikofar iki yöntem var burada. Krikofaringel miyotomi ya da direkt divertikülektomi yapılabilir. Bu kaslar ondan sonra sütüre edilerek işlem yapılabilir. Osteofitler yine yaşlı hastalarda gördüğümüz sorunlardan hani sesi keseyim pardon. Nedenlerden bir tanesi. Hastayalara bakmak gerekiyor. Özellikle posterior bölgede gördüğünüz çıkıntılar size osteofitleri gösterebilirler. Bunlar bakın hastanın posterior bölgesi, şu başında daha iyi görünüyor. Şimdi yemek yedirmeye başlamışım. Bakın şu bu bölgede posteriorda gördüğüm çıkıntı, bu bölgedeki çıkıntı osteofitin tipik görünümü. Sağ piriform sinüs tamamen tıkıyor. Ve larynx'in yukarı doğru elevasyonunu bozuyor. Larynx öne doğru geliyor. Epiglot önde, ön tarafta kıvrılıyor. Kıvrılınca da burada biriken yiyecekler tekrar özofagus hastanın larynx'ine giderek hastanın yutmasını bozuyor. Bakın epiglotun üzerinde birikiyor. Sağ piriform sinüsten giremiyor yiyecekler. Sonra hasta bunu aspir ediyor. Yaşlılarda önemli bir disfaji nedenlerinden bir tanesi. Tanısını tabii radyolojik olarak göreceğiz. Tomografi ve MR incelemeleriyle tomografi burada oldukça etkili. Hastanın osteofitinin görülmesi tanı koydurucudur. Görüyorsunuz burada özofagus'ta biriken, hipofarenks'te biriken yiyecekler. Daha sonra hastanın aspirasyonuna yol açıyor. Hasta aspir ediyor bunu. Bakmak gerekiyor. Burada osteofitini hastanın görüyorsunuz. Kocaman bir osteofiti var. Larynx öne iten. Özellikle osteofitlerin bunlar bir tane tek ya da birkaç tane olabileceği gibi ardışık tüm özofagus boyunca ortaya çıkabilir. Hepsini almak gibi bir güdümüz yok bunlarda. Sadece larynx'in yukarıda gidip gelebileceği inip yutma esnasında larynx elevasyonu bozulacak düz bir zemin elde etmeniz yeterlidir bunlar olarak. Özellikle piriform sinüslerde. Alttakilerle çok uğraşmak, yani çıkıntı oluşturmamak yeterli. Düz bir yüzeyin oluşması yeterli. Hepsini alma gibi bir kaygımız yok. Özellikle osteofitler böyle büyük bir osteofit varsa hastanın zor bir entübasyon olabileceğini lütfen anestezide söyleyin. Anestezistler larynx önde kalacağı için bu hastalarda entübasyonları güç olabiliyor bu hastalar. Bizim de başımıza geldi. Yapılan işlem osteofitin boynuna açılarak rezeksiyonu yapmak. Tabii ayrıcı tanıya her zaman dikkat etmek gerekiyor. Bakın bir tane hastalık yok hastalarda. Bakın hastanın posteriorda büyük bir osteofiti var. Ancak sağ piriform sinüste asimetrik bir göllenmesi var. Mutlaka radyolojik değerlendirme yapılması lazım. Ve bakın sağ vokal kordu bir miktar parezik hastanın görüyorsunuz. Hastanın hem osteofiti var hem hastanın burada hipofarenk seyası var. Bir tane hasta yok. Yani hep bir hastalık yok, bir hasta var. Bakın asimetrik göllenmeyi görün hastaya beslediğimizde. Mutlaka hastayı beslemek, sorunun ne olduğunu görmek ve radyolojik görüntülemelerini tamamlamak gerekiyor hastaların. Bakın sağ vokal korttaki parezisi hastanın tipik hipofarenksiyanın göstergelerinden bir tanesi. Bakın burada asimetrik göllenme. Bu hastamızda hipofarenksiya var hastada aynı zamanda. Önce kemoterapi, radyoterapiye verdik. Ondan sonra da hastanın osteofitini çözdük. Boyunda bir boyundan SKLM kas boyunca bir insizyon yapıyoruz. Osteofit rezeksiyonunda. Osteofitin yerine göre eğer daha aşağı iniyorsa daha aşağı kadar açılabilir. SKLM kas identifiye ediyoruz. Daha sonra larynx'i identifiye edeceğiz. Şöyle açıyoruz.
Aşağıya doğru iniyoruz. Çok özür dilerim. Evet, bu larynx'i identifiye ettikten sonra bu bölgede palpasyonla bunun tanısını koymak çok kolay. Tanısını rahat da koyabiliyorsunuz. Larynx'i birlikte larynx ve trakeayı bütün olarak yana doğru alıyorsunuz. Burada reküler laryngeal sinirleri bulunmanıza gerek yok. Çünkü reküler laryngeal siniri bildiğiniz üzere trakeoözofageal sulcus'ta gidiyor. Burada larynx'le birlikte biz bütün olarak öne doğru çektiğimiz için o identifikasyona gerek yok. Bunu bulmanıza gerek yok. Burada osteofiti görüyorsunuz. Bakın osteofit belirlendi. Burada önemli olan şey özofagus perfore etmemek. Bütün olarak alıyoruz. Bakın osteofiti gördük. Osteofit burada. Yukarı ve aşağıya doğru açıyoruz hepsini. Larynx ve trakea yana doğru çekildi. Ekartörle alıyoruz. Tamamını görmeye çalışıyoruz. Üzerindeki periosto açtıktan sonra üzerinde periost var. Periosta kesi yapıyoruz. Periost açıyoruz elevatörle. Bunun periostun içinde kaldığınız süre içerisinde etrafa zarar verme şansınız olmuyor. Periostun içerisinde kalıyoruz. Daha sonra bunu açtıktan sonra bakın ortada artık turla, drille bunu turluyoruz. Dediğim gibi osteofitin tamamını alma gibi bir gayemiz yok. İstediğimiz ne? Larynx'in yukarı aşağı elevasyonu gidip gelmesi esnasında düzgün bir yüzey elde etmek. Bunu turluyoruz. Periostun içinde kalıyoruz dediğim gibi. Etrafını güzelce turluyoruz. Bunun palpasyonla çok rahat tanısını koyabilirsiniz. Dediğim gibi sınırları görebilirsiniz. Çıkıntılı yerleri alıyorsunuz bununla birlikte. Yine eğer ki istiyorsanız cerrahisiniz radyolojik olarak da konfirmasyon olabilirsiniz. Aynı cerrahi esnasında. Bunun tamamını turluyoruz. Eğer hani yeni başlıyorsanız beyin cerrahisi arkadaştan destek alabilirsiniz bu esnada. Görüyorsunuz düzgün bir yüzey elde ediyoruz. Bu esnada cerrahi bittikten sonra yani mutlaka burundan hastanın bir ağız içerisinden bir özofagusa bir NG itiyorum. NG ile hava ya da baryumlu grafin, baryumlu özür dilerim. Metilen mavili su da verebilirsin içerisinde. Hava veriyorum ben genellikle. Eğer şüpheniz varsa metilen mavili su da verebilirsin. Ezofagus herhangi bir yaralanma var mı? Bakıyorum. O işlem bittikten sonra cerrahimi tamamlıyorum. Ve bunu kapatıyorum. Görüyorsunuz osteofitimizin tamamen çıkartmışız hastada. Tamamen yakın, tamamen çıkartmak gibi kaygımız yok. Hastanın dediğim gibi sonrasında yutması tamamen düzeliyor. Yine ileri evre sorunlu hastalarda bakın bu hastanın biz stomasını görüyoruz. Stomanın içerisinden bakıyoruz. Stomanın içerisinde böyle kocaman bir fistülü var. İleri evre bir larynx kanserli hasta, nüks etmiş hastamızın peristomal nüksü var ve hastanın aynı zamanda trakeoözofageal fistülü var. Bu gibi durumda da yine hastaları hani terminal dönemdeki hastalarda özellikle ya da darlığı olan başka sorunlu hastalarda da yine stentler bize oldukça faydalı olabilecek olan tedavi yöntemi. Bakın trakeoözofageal fistülü görüyorsunuz. Direkt hastanın trakeasına dökülüyor. Artık baryum ya da başka bir grafik tanısına ihtiyacınız yok. Direkt görebiliyorsunuz. Bu gördüğümüz tümör. Terminal dönemde tamam hasta hani bu esnada gastrostomiyle beslensin sorun yok. Ancak hasta kendi tükürüğünde içerisinde boğuluyor. Bu gibi durumlarda da ben stent öneriyorum hastalara. Özellikle 6 aydan daha fazla bir survey beklemediğim hasta gruplarında daha iyi. Bu Nitibond'dan yapılan bir stent. Etrafı bunun şeyle kaplı, ince bir silikon tabaka var. Vücut ısısından ekspansiyona devam ediyor yerleştirildikten sonra. Bu dar bölümün içerisinde böyle bir şekilde bir rigid bir guide'ı var. Rigid guide'la içerisinden geçiyorsunuz. Ondan sonra içerisinden bunu itiyorsunuz. İçinden çıkıyor stent. Eğer siz uygulayamazsınız, hani genel cerrah arkadaşınız da ya da gastroenterolog arkadaşınız da bu konuda size destek verecektir bununla ilgili olarak. İçerisinden çektikçe, içerisindeki tabancası
sonra tabancayı bastıkça içerisinde bu genişliyor. Dediğim gibi görüyorsun. Direkt açılıyor. Kendi kendine expandable bir şey. Ucunda bir ipi var. Eğer ki olmazsa, hani koyduğunuzdan mutlu değilseniz eğer, çıkarıp tekrar içerisine yerleştirip tekrar uygulama yapabilirsiniz. Uygulanabilir. Geliyor, görüyorsunuz. Tabii lümenin açık olmasını istiyoruz. Bunun için düzeltmemiz gerekiyor. Bakın ucundaki telden dokunduğunuz zaman diliminde bu yine endoskopik ürologların kullandığı endoskopla yapıyorum cerrahi. İçerisine yerleştiriyoruz. Stenti düzeltiyoruz. Açacağız. İpinden tuttuğunuzda genelde zaten size gerekli şeyi veriyor. Gerekirse çıkarıyorsunuz. Tam lümenin açılmasını. Evet, ya açıldı. Artık üstü açık. Bakın bu fistülümüzün olduğu yer. Burada tümörü görüyorsunuz. Burada tümörel dokunun olduğu bölge. Fistülün içerisinden geçmiş. Fistüle yerleşmiş tamamen. En azından terminal dönemde hastalarımızı yutturabileceğimiz tedavi yöntemi bir tanesi. Bunlar 6 aydan fazla kalmaması gerekiyor. Arasında dokular giriyor. Arasında dokuları önünden ve arkasından ilerleyerek özofagus tamamen kapatıyor. Sonradan bunu çıkartmak mümkün hale gelmiyor. Yani onu hep akılda tutmak lazım. Eğer tutacaksanız da hani 1,5 ay, 2 ay içerisinde çıkartmanız gerekiyor. Eğer sonradan bir sürü iyileşti diyelim, masada başka bir sorun yok. O zaman bunu çıkartmak gerekiyor. Hastamızın postop dönemdeki görüntüsü. İlerlediğimizde evet, stentimizin açıldığını, trakeözofageal fistülün kapandığını hastanın görebiliyoruz. Yukarıdan da görülebiliyor. Ameliyattan sonra hastayı ertesi gün hasta evine gönderebilir. Hem hastanede kalış süresini engelliyor, hem hastanın bence ömrünü artırıyor, hayat kalitesini arttıran bir tedavi yöntemi. Otoözofagus sfinkterine kadar bakın görebiliyoruz burada. Hastanın otoözofagus sfinkterini görüyoruz. Yine böyle larynx TA'lı hasta, suprakritikoidler enjektomi yapılmış. Artık hafta aylarca tedavi yapıyorsunuz. Yani ne miyotomiler, ne balonlar, ne efendim botokslar fayda sağlamıyor. Hasta ciddi şekilde aspir ediyorsa gastrostomiyi, gastrostomiyle besleme ya da otoeller enjektomiyi de bu şekilde aspir eden hastaları hep akılda tutmak gerekiyor. Hastaların yemek yiyebilmeleri diğer hayat kalitelerini etkileyen, hayat kalitesini tamamen etkileyen, ciddi ve mortaliteyi etkileyen bir şey. Onu da hastaları hep tutmak lazım. Çünkü hastalar delik istemiyorlar. Yani trakeotomi istemiyorlar, gastrostomi istemiyorlar. Ancak bir şekilde yutmalarını devam ettirilmeleri gerekiyor. Özellikle Alzheimer'lı hastalarda ileri yutma problemi olan, nörolojik hastalığı olan hastalarda, aspir eden hastalarda, irreversible durumu olan hastalarda ben Lindemann'ı öneriyorum. Modifiye Lindemann'da trakeayı dışarı doğru açıyoruz ve bir güdük oluşturuyoruz yukarıda. Yalnız bunun da sorunu yukarıda güdük bölgesini yiyecek artı devamlı birikiyor. Hani bunu hep düşünmek lazım. Eğer hastanın geri dönüş, çocuk hastalarda bu yapılabilir. Hani ileride çünkü bir gelişme yapılacağını bilemiyorsunuz. Ancak hastanın irreversible nörolojik bir hastalığı varsa, özellikle bu tür hastalarda ben erken totaller enjektomi öneriyorum hastalara. Hem güdükte bir yiyecek kalmıyor bununla ilgili olarak, hem hastaların hayatını uzatan bir hastalık. Yani hastanın ömrünü uzatabiliyor. Çünkü hastaların ölme nedenleri, mortalite nedenleri aspirasyon. Hastaları aspirasyon pneumonisiyle kaybediyoruz. Ve bu hastalarda yutamadıkları için salyalar da ciddi bir sorun ortaya çıkartıyor. Bu hastalarda da yine ben botulin, erken dönemde botulin toksin enjeksiyonları, eğer değilse de hastaya Lindemann prosedürünü mutlaka öneriyorum. Çünkü hasta kendi tükürüğünde boğuluyor ve aspirasyon pneumonisine yol açıyor hastalar.
Dediğim gibi total lenjektomiyi hastalarda tümörlü ya da tümörsüz irreversible bir durumu varsa, hastanın progresif bir nörolojik hastalığı varsa hep akılda tutmak gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. 100 slide'da tamamladım herhalde Haldun Hocam. Ayhan Hocam, ağzınıza sağlık. Yani bu kadar geniş bir konu, bu kadar süre içerisinde ancak bu kadar toparlanabilirdi. Ama çok yorduk sizi. 1,5 saate yakın oldu. Yok, hayır. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir cümleyle kapatabilirsem eğer sunumu. Şimdi biz yutma bozukluklarının için Haldun ve işte laringoloji camiasıyla birlikte ciddi emek veriyoruz gerçekten. Bu hastalıkların farkındalığının artması çok önemli. Yani bizim bilmemiz ve tedavi edebilir ya da tedavi edilebilir bir yere göndermemiz gerekiyor bu hastaları. Çok ciddi sorunu olan hasta grupları. Yani hastaya sadece nazogastrikle ve sen yutamıyorsun, nazogastrikle beslen ne olacak? Ya da işte ne bileyim gastrostomiyle yaşa ne olacak demek. Yani bu doğru bir yaklaşım, tedavi yaklaşım değil. Özellikle hani yutma hastaları gönüllü hastalar. Çünkü yutamıyorlar. Hayatlarındaki en önemli şeylerinden bir tanesini kaybetmiş vaziyetteler. Sosyal özelliklerinden birisini kaybetmiş vaziyetteler. Bir de tat, hani haz alıyorlar yemek yerken insanlar. Hani karından bir şey beslendiği zaman bu hazı belki besliyoruz ama hastayı haz alamıyor. O yüzden hastalar bu işe çok gönüllüler. Yani dokunduğunuz zaman hastaya fayda sağlayabileceği inanıyorsa hastalar zaten bu işe gönüllüler. Egzersizleri bilmiyorum, larynx problemlerinde bir hastayı, yani profesyonel ses değilse ben hastaya ses terapisi önerdiğimde çoğu hasta ses terapisini ya yarıda kesiyor ya da gitmiyor ya da bunun geçerli olduğuna inanmıyor. Beni ameliyat edin deyip geçiyor hastalar ama yutma bozukluğu olan hasta grupta bu işe gerçekten çok gönüllüler. Ne diyorsanız yapıyorlar. Çok uyumlu hasta grupları sorunla çıkartmıyor. Zaten yutamıyor hasta. Onu yutturmanız hastanın hayatın her şeyini değiştiriyor. Aynı zamanda ailesinin de hayatın her şeyini değiştiriyor. Gastrostom bakımından hastayı kurtarabiliyorsunuz. Ya da hastanın mortalitesini, yani yoğun bakımdan hastanın eksi olmasını engelleyebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim hani birçok tedavi sorunlarını, tedavi maliyetlerini azaltabiliyorsunuz. Oldukça etkili ve farkındalığın artması gerekiyor. Teşekkürler Kayhan Hocam. Bu sondaki vurgu da çok önemliydi. Biliyorsunuz 12 Aralık'ta Dünya Yutma Günü olarak yutmayla ilgili hastalıklara farkındalığı arttırmak için kullanılan bir gün. Onun için bu hafta bu toplantıyı yapmayı tercih ettik. Kayhan Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Umarım bu hastalarımıza gerek terapi açısından, gerek cerrahi açısından, kulak burun boğaz, dil konuşma terapisi, fizyoterapi bu alanda ilgilenen, bu alana ilgi duyan, bu alanda emek veren bütün herkes için faydalı bir kaynak olacağını düşünüyorum. Gerek bugün dinleyenler için, gerek bundan sonra dinleyenler için Kayhan Hocam. Şimdi soru cevap kısmında birkaç sorumuz var. Onları alalım. Birincisinde şöyle bir soru var Kayhan Hocam. Baryumlu özofagus pasaj grafisinin yerini tutabilecek başka bir tetkik mümkün mü? Bu tetkikin az merkezde yapıldığından ve pahalı olduğundan bahsetmiş bir izleyicimiz. Modifiye baryumlu çalışması zor. Yani her deneyim de gerektiriyor. Her zaman ulaşılamıyor biliyor. Fonksiyon endoskopik yutma değerlendirmesi bir fleksibil laringoskopla yapılabilen bir değerlendirme. Diğer radyolojik görüntülemeleri de aynı şekilde. Ancak çoğu probleminizi şeyden çözebiliyorsunuz. Fonksiyon endoskopik yutma değerlendirmesi. Ancak kırkofaringeal kasta olan sorunları değerlendirmek için mutlaka baryumografiye ihtiyacınız var. Bu modifiye baryum çalışması, yutma çalışması olmayabilir. Hani yoksa ulaşamıyorsanız hani hiçbir şey yapmayalım demek doğru değil. Bir özofagografi, baryumlu bir özofagoskopi, özellikle frame frame gidenler var. Hani böyle birkaç çeşit yutmayı 8 ya da 16 kaydediyorlar. Hani böyle bir kayıtla yapılabilir. Ya da hani kendiniz bir şekliyle en kötü hani bir anjiyo odasında yani şartlarını zorlayarak kendiniz de bir şekilde bunu sağlayıp yapabilirsiniz. Ama hastayı değerlendirmek bir bütündür. Hani hiçbirisinin diğerine üstünlüğü yok. Fonksiyon endoskopik yutma çalışması değerlendirmesi birçok sorunu çözecektir. Ancak hastayı birlikte değerlendirmek lazım. Hem radyolojik hem de fiziksel olarak. Fizik muayene ile birlikte.
Çok teşekkürler. Bir dil konuşma terapisi öğrencisi kardeşimizin bir sorusu var. Diyor ki, uygulanan cerrahi işlem ya da botoks uygulamalarının öncesinde ya da sonrasında terapist olarak uygulayabileceğimiz tekniklerin yeterli hakkında fikriniz nedir? Diyor. Aslında sizlerden birkaçında bundan bahsetmiştik. Yani kinezyo bant ile kas güçsüzlüklerini desteklemenin ya da bilinen adı geçen manevralardan işte Masako, Mendelsohn, Shaker egzersizlerin uygulanması hastada neyi değiştirebilir? Ne kadar bir ilerleme sağlayabilir diye sormuşlar. Her şeyi değiştirir. Yutma terapisti olmadan yutma bozunu tedavi edemezsin. Bu bir bütün. Siz balonla dilate ettiniz. Eğer siz hiyolaryngeal elevasyonu sağlayamazsanız sizin açtığınız darlık tekrar kapanacaktır. Hastanın tabii yutmasından daha güzel bir yutma terapi tekniği yok. Ancak bu bir bütün. Mutlaka dil ve konuşma terapisi arkadaşlarında yutma bozukluğundaki egzersizlerle bütün olarak çalışması değerlendirmesi gerekiyor. Ben hastalarımı mutlaka arkasından yutma terapisine yönlendiriyorum. Hepsi çalışıyor. Bu tek başına hani Masako, Mendelsohn sadece ösofagus sfinkterine spesifik egzersizler. Aynı zamanda dil egzersizleri, Shaker egzersizleri, hani her şeyi kullanabileceğiniz tüm egzersizleri, boyun egzersizlerini, kas egzersizlerini hepsini kullanmak gerekiyor. Yine ilişkili bir soru Kayhan'cığım. Diyor ki bu Mendelsohn ve Masako manevralarını programını nasıl ayarlıyorsunuz? Yani gün içerisinde kaç kez yapmalarını istiyorsunuz? Nasıl bir program oluşturuyorsunuz hastaya? Hastayı tamamen yormak tabii ki doğru değil. Önce öğretiyoruz egzersizleri. Ben minimum günde 6 defa tekrarlamanı öneriyorum. Ve en az sürelerin 5'er dakika olması. Yani yarım saat bize ayırmasını öneriyorum hastalara. Minimum 6 defa ve 5'er dakika. Her bir manevra için. Ama bu hastaya göre değişiyor. Şimdi ne kadar çok yüklerseniz bu hastanın yapmasını o kadar azaltır. Yani biz haftada bir yapıyoruz terapilerimiz. Hastaya göre, hastaya spesifik bunların hepsi yani terapiler. Eğer hasta çok ciddi aspir ediyorsa, gün aşırı görmek istiyorsunuz. Hani çok ciddi aspirasyonu varsa, hani orale geçme açısından, özellikle erken orale geçen hastalarda, orale geçme döneminde aspir ediyor mu etmiyor mu diye. Ben yakın hastayı görmek istiyorum ama rutinimizde haftalık periyotlarla hastaları görüyoruz. Egzersizlerin her birini de, her bir egzersiz bir anda hastaya hem Shaker'ı, hem Mendelsohn'u, hem Masako'yu, hem dil egzersizlerini hepsini ya da çene egzersizlerini hepsini dil egzersizlerini hepsini bir anda verirse hasta bunu yapamaz. Hastaya tek tek işte supraglotik manevra, yutma manevrasını öğreteceksiniz. Çintak manevrasını öğreteceksiniz. İki manevra, üç manevra öğrettikten sonra hastanın bunu yapıp ondan sonra diğer egzersizlerini eklemek gerekiyor. Yani ekleye ekleye gitmek gerekiyor. O yüzden bunun standartizasyonu yok hastaya göre. Yani herkesin kendine göre bir yoğurt yemesi var. Hani ona göre götürmek gerekiyor. Standart bir tedavi yöntemi yok. Ama ben 5 dakika ayırmasını istiyorum hastaya. 6 defa günde. Ayhan'cığım, Mustafa'yı gayet iyi tanıyorsun. Mustafa Şahin, laringolog arkadaşımız, diyor ki velofaringiyel yetmezlikte dolgu maddesi uygulaması konusunda bize önerin olur mu? Hastaya nasıl seçiyoruz? Dolgu maddesi olarak neyi kullanıyoruz? Ne kadar dozda veriyoruz gibi? Velofaringiyel yetmezliği evet hiç girmedim. Bu konuşma esnasında konuşma konusu çok geniş. Bu da ciddi bir yutma problemi olan hastalıklardan bir tanesi. Eğer geçici bir sorunu varsa hastanın, bizim botulinum toksin enjeksiyonu yapılmış olan bir hasta vardı. Ondan sonra ortaya çıkmış olan bir sorun vardı. Bu gibi durumlarda geçici enjeksiyon materyalleri kullanılabilir. Ama ben enjeksiyon materyallerinin çok çalıştığını düşünmüyorum. Bu oldukça prevertebral fasciaya enjeksiyon yapmak gerekiyor hemen özofagusun altında. Bu alan çok sert ve ben uyguladıklarında çok ciddi hastalarda ağrı ortaya çıktı. Eğer erken dönemdeyse hyaluronik asit, şu anda kalsiyum hidroksil apatite ulaşmamız oldukça zor. Erken dönemde geçici olanlar, hyaluronik asit enjeksiyonları yapılabilir. Kalıcıysa ben böyle farengel yetmez için önermiyorum. Ben uvula palatal flap öneriyorum. Özür dilerim. Farengel flaple bu velofaringiyel yetmezliğin rekonstrüksiyonu öneriyorum. Oldukça etkili tedavi yöntemi, yutmanın hepsini çözüyor. Ama erken dönemlerde yapılabilir. Benim çok hoş tecrübelerim oldu. Çok ciddi uzun süre hastalar ağrı hissettiler benim. Ben yapmasını beceremedim, bilemiyorum. Birkaç tane yaptım ama ondan sonra vazgeçtim. Şu anda kullanmıyorum.
Bir soru da sevgili Tijen'den var. Tijen diyor ki, bir paratiroid cerrahisi sonrası erken dönemde bilateral abdüktör Adana Bursa kort paralisi olan bir hastada total aspirasyon var tüm kıvamlarda. Uyutma bozukluğuna yönelik nasıl bir strateji izleyelim? Bunu ben atlamışım. Normalde benim slaytlarımda vardı bu. Herhalde botun toksin bölümünü aldım ben onu. O yüzden öyle kaldı. Tijen'e de çok teşekkür ederim bu soru için. Ben bilateral abdüktör paralizlerde eğer yutma terapisine cevap vermiyorsa hasta, buna refraktarsa ki böyle hastalarım var. Ben posterior cricothyroid kaslara botulinum toksin enjeksiyonu yapıyorum. Bu larynx aynı hani nasıl biz adüktör paralizde kullandığımız sistemle bir sorun ortaya çıkıyorsa ben mi şaşırdım ya? Adüktörle abdüktörü ben de karıştırdım. Tijen sorusunda abdüktör demiş. Adana abdüktör paralizde abdüktörde çok bir sorun yok. Ben evet. Olsam kırkofaringel bölgeye direkt şey yapabilirim. Botulinum toksin enjeksiyonu yapabilirim. Adüktör paralizde ise ben posterior cricothyroid kaslara direkt botulinum toksin enjeksiyonu yapıyorum hastalara. Ama burada sadece kırkofaringel kasa botulinum toksin uygulaması yapılması bence yeterli olacaktır. Sadece kırkofaringel yutmasını kolaylaştırır. Ama adüktörde bir sorun varsa, bilateral adüktör paralizisi varsa, yani vokal kort açık kaldılarsa, hani ona bağlı aspirasyon sorunu varsa hastanın aspirasyon ki bu hasta grupları var. Eğer ki şöyle hemen kısaca ben bir tane örneğini gösterirsem herhalde daha iyi açıklayıcı olabilir. Şöyle sorular açtım ben de. Şöyle yapayım. Şöyle bir kısa bir hemen şey olacak. Bilateral adüktör paralizle ilgili bir hastam var. Benim birkaç tane hasta var. Bu hasta bu da tiroid cerrahisinden sonra konumuzun dışında ben dediğim gibi bunu paylaşabilir mi hocam? Haldun hocam. Efendim kardeşim. Açıklanması için sen. Tabii. Bunu paylaşabilir tabii. miyim? Tabii ki. Slide'ı şöyle bir hemen göstereyim. Sesini herhalde açamadım. Neyse bilateral vokal kort paralizi var aslında. Şu larynx'ini göstereyim hastamızın. Ama arkasından gelecek pardonu. Şöyle ama oynatamadım ben de. Şimdi yerini değiştirsem. Şunu çıkartalım. Evet şimdi oldu. Şimdi olacak. Ama görüntü geliyor değil mi sadece? Öbürünü kapatamadım. Foruları kapatamadım. Şunu kapatsam. Peki şöyle ilerletelim. Şöyle arkadan. Bu bilateral adüktör paralizi olan bir hasta. Larynx'ine baktığınız zaman göremiyorsunuz tabii. Şöyle, evet kenara aldım. Bakın bu bilateral adüktör paralizi olan bir tane hasta. NG'li. Bir aydır NG'si var hastanın. Çok ciddi aspire ediyor. Yani tiroidektomi sonrası ortaya çıkmış. Bu hastalık grubu nadir. Yani bunlar aspirasyonla gidiyor. Abdüktör paralizde çok az aspirasyon var. Hani katı gıda gitmiyorsa kırkofaringel kasa botoks yapılabilir. Onda bir sorun yok. Aspirasyon çok olmayacaktır o hasta grubunda. Ancak adüktör paralizlerde bu ciddi bir sorun. Ben bununla çok zor mücadele ettim bu hastada. Bu hasta yutturamadım bir türlü. Çok açık görüyorsunuz hastanın adüksiyonu. NG'sini çektik. Arkasından ben bu hastaya posterior cricothyroid kaslara botulinum toksin enjeksiyonu yaptım hastaya. Ameliyathaneye aldım. Botulinum toksin enjeksiyonu yaptım hastaya. Görüyorsunuz üst tutafagus sfinkteri arkasından hastanın açıldı. Birazcık daha bu hasta az önce gördüğüm şey onun görüntüsüydü. Bakın alındıktan sonra. Arkasından birazcık daha vokal kortlar kapanır hale geldi. Hasta daha yutabildi. Ben abdüktör paraliziye döndürmeye çalıştım bu hastada. Bu hastanın posterior cricothyroid kaslarına botulinum toksin enjeksiyonu yaptım bu hastaya. Bu bir yöntem ama bu sadece katı gıdada sorun varsa diyeceğim. Sadece kırkofaringel kasa yapman yeterli. Daha iyi yutar hasta. Bu hastanın o hastanın görüntüsü. Bakın larynx'i önde hastanın NG'si var. Bakın görüyorsunuz bu bölgeye. Sadece posterior cricothyroid kaslara bilateral
onar ünite botulinum enjeksiyonu yaptım. Lateral şekliyle. Arkasından bakın görüyorsunuz diğer kasa. Adüktörden abduktörden bu çalıştı. Hastayı daha iyi NG'si çekildi görüyorsunuz. Hasta daha yutar halde kaldı. Bu bilateral tutor paralizi için tedavisi için görüyorsunuz. Daha ne kadar genişlemiş kriko-farengel bölge daha rahat yutabilir halde. Ama abduktör için çok bir sorun olmayacaktır. Çok teşekkürler. Bir soru daha var Kayhan'cığım. Özellikle salya kontrol bozukluğu için kulak burun boğaz ve ortodonti konsültasyonu ile dil konuşma terapistinin uygulayacağı mioorofasiyel terapi hakkında bir fikir vermek ister misin? Bir fikrimiz var mıdır? Bu konuda hiç mioorofasiyel terapi yapan bir dil konuşma terapisine ihtiyaç duyar mısınız demiş arkadaşımız. Kesinlikle. Zaten özel terapi teknikleri var. Biliyorsunuz salgı kontrol bozukluğu tedavi şemasında da önceliğimiz her zaman hastanın pozisyonu düzeltilmesi, orofaringel işte miyofasiyel terapi tekniklerinin uygulanması. Ortodonti konsültasyonu yapılıyor. Ortodonti konsültasyonunun temel amacı burada oral aparellerin düzeltilmesi. Hastanın tabii ki dişlerinin de bakımı da gerekiyor. Hasta devamlı ağzı açık duruyor genelde bu hastalar. Zaten mutlaka önce terapiye veriyoruz hastalarımızı. Terapiden fayda görmeyen hasta gruplarına botulinum toksin enjeksiyonları. Ondan da fayda görmüyorsa cerrahi tedavi veriyoruz. Tabii ki ihtiyaç duyuyoruz. Bu bir ekip. Ekibin en önemli parçası dil ve konuşma terapistleri. Zaten onlardan gelen hastaları, onlar tedaviye cevap veremiyorsa o zaman ancak alıyoruz hastaları cerrahi tedaviye. Ne yazık ki ama bu hastalar çok terapiden fayda görmüyorlar. Ne yazık ki çok iyi fayda görmüyorlar. Evet, dil konuşma terapisti arkadaşlarımız. Hepinize çok ihtiyaç duyuyoruz. Ve spesifik alanda çalışanlara kesinlikle çok ihtiyaç duyuyoruz. Yutmada çalışacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Seste çalışacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Ama kendi alanlarında yetişmiş arkadaşlara ihtiyacımız var. Koskocaman bir dil konuşma terapisi ekibi de geliyor, yetişiyor şu anda. Onun için hepinize ihtiyaç duyan hekimler, hastalar var. Hep birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Ayhan'cığım gerçekten soluksuz 90 dakikayı tamamladın. Bu arada izliyoruz. Dünya Kupası'ndakilerden performansın çok daha iyi. Onu söyleyebilirim. biz orada Türkiye olarak biz orada olamadık ama olsak demek ki seninle sırtımız yere gelmezmiş. yani bu çok geniş bir alan, çok spesifik bir alan. Kayhan Hoca'nın söylediği gibi çok sıkıntı çeken hasta var. Doğru hekime, doğru ekibe ulaşmak konusunda Kayhan Hocam'ın bugün yaptığı konuşmanın, bugünkü derslerin birçok arkadaşıma faydası olacağını ümit ediyorum. Kayhan'cığım emeklerine sağlık. Yıllardır verdiğin emeği bize böyle kısacık 1,5 saat içerisinde özetlediğin için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Yani bu katkın için minnettarız. Ben Kayhan Hoca'ya tekrar bizimle bu geceyi geçirdiği için, bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum hepinizin huzurlarında. Ve son sözü kendisine bırakıyorum. Kayhan Hocam söz sizde. Ben çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğin sen kalın. Bir başka Profesyonel Ses Derneği ya da Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği toplantısında bir araya gelene kadar hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sevgilerimizle. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.